Sevgili seyircilerimiz merhabalar. Süleyman Nerede programımıza hoş geldiniz. Süleyman Nerede programımızın çekimlerinde şimdi de Cihan Beyli'ndeyiz sevgili seyircilerimiz. Cihan Beyli Konya'ya 100, Ankara'ya 150 kilometrelik mesafede bir yer. Gördüğünüz gibi hemen Ankara-Konya yolunda şöyle bir görelim. Sabahın erken saatleri biraz sakin. Servet abi. Erken saatler haliyle oluyor. Yoğun olduğu çok zaman var. Şimdi Cihan Beyli deyince ne diyelim? Önce bir abi tarlalara dönelim. Geniş, verimli, güzel topraklar var. Evet, Cihan Beyli Konya Ovası'nda görüyorsunuz. Çiftçilikle uğraşılıyor genelde. Efendim hayvancılık var. Dönelim abi orada. Vay maşallah abi inekler var. Kurbandan çıktık fazla et falan görmek istemiyorsundur ama. Bak hayvancılık yaygın sevgili seyircilerimiz. Seversin yani biz Servet abi et konusunda hiçbir zaman ne zaman... gördü hemen yenir yani icabının hakkı verilir sevgili seyirciler. Cihan Beyli deyince gurbetçilere değinelim. Sevgili seyirciler özellikle çok fazla gurbetçi var. Kozmopolit bir yer. Kozmopolit bir ilçe Cihan Beyli. Anlatacak çok şey var. Akşam saatlerine kadar burada olacağız. Yoğun bir tempomuz var. Servet abi şefim her zaman olduğu gibi hazır. Biz de hazırız. Cihan Beyli programımız başlıyor. Saygılar abi. Abi tarlalar sürülüyor. Anız yangınları artık bitti inşallah. Abi beni kaçırdın. Ben anız yangınları bitsin. Ben gelirken gördüm bayağı tarlalar sürülüyor. Sürelim efendim yakmayalım. Bir sürü canlı var Servet abi. Hala bu hata yapılıyor. Anız yangınları istemiyoruz. Anızlar yakılmıyor. Tarlaları sürün. Olan paranız olsun. Para çok zaten Cihan Beyli'de biliyorum ben Servet abi. Para çok. Allah daha çok versin. Tarlaları yakmıyoruz. Anızları yakmıyoruz. Sürüyoruz efendim. Hadi başlıyoruz abi kahvaltı yapalım. Acıktım ya çok konuşturdum sabah sabah. Hadi. Evet efendim Halit Yıldırım abi mekanındayız. Dedi ki Süleyman gel Cihan Beyli'ni gezmeden önce bir enerji depola. Tamam dedim abi ya sorun yok. Hemen girelim isterseniz. Bakın hoş geldiniz hoş bulduk diyelim. Oo Servet abi hazırsın değil mi? Selamun aleyküm. Abilerim bu bir baskındır ha ona göre. Hoş geldiniz. Vay. Abilerin abisi hoş bulduk. Bak şöyle bir abi hemen tanıtalım sizi. Halit Yıldırım. Halit abi iyisin inşallah. İyi şükür. İşler güçler sezon nasıl geçti? Süper sezon süper geçti. İşte böyle hep pozitif olacaksınız ya. Yok can sıkkın işte iyi değildi öldük bittik gerek yok, yok süper şükür, ya. Şükür Avrupalılar sağ olsun bu sene işimiz iyiydi şükür. Oh, Allah daha iyisin. Avrupalılar çok demiştim abi gel ne hazırladın bize Allah Allah abi. Bunlar yenilir mi yanında mı yatılır abi? Sizin geleceğinizi duyduk. Her şeyi o şey yaptık organik sadece salam hariç. Evet. Domatesimiz salatalığımız. Bahçeden topladık geldik. Aa. Konya'mızın meşhur küflü peyniri, oo. Bal tereyağı, tahin pekmez, zeytin çeşitlerimiz, kaymağımız var. Bunu da size özel getirttirdik. Allah razı olsun. Cihan Beyli'de güzel bir kahvaltı sevgili seyirciler. Bal özel. Bal özel. Bizim için. Yoğurt da size özel. Allah onları kaşıklayacağız şimdi. Afiyet olsun. Şimdi afiyet kahvaltı olsun. Önemli. Kahvaltı önemli. Her ne kadar ben dünden kalma yemekleri falan yesem de kahvaltıda, kahvaltı önemli. Siz benim gibi yapmayın sevgili seyirciler. Böyle güzelce çocuklar özellikle kahvaltı yaptırmadan okullara yollamayın. Anneler, babalar biraz uykuyu azaltın artık yeter ya. Anne uyuyor, baba uyuyor, çocuk okula gidecek. Hani kahvaltısı yok. Bakın en azından bunları ayarlayabildiğiniz kadar. Abi bal, pekmeze bak abi onu nasıl banıp da yiyeceğiz. Bu kaşığı daldırdı mı dökülür de onu ayarlarız biz. Servet abi görev sana düşüyor. Orada bir ses var. O ekmek balıkları deriz. Abi siz buna ne dersiniz? Biz ona yumurta ekmek biz buna ekmek balı diyoruz ama bana çok uyuyor ya bu. Ekmek balığı. Hani balık kızartılır, ekmek de kızartılıyor. Biz ekmek balığı, siz yumurtalı ekmek. Naziksiniz. Ablalarım kolay gelsin. Sağ olun. Bir tanıyabilir miyiz abla? Esma Yıldırım. Esma abla. Buralı evet. Mısın? Evet. Neresindesin Cihan Bey? Kandil. Peki ablacığım şimdi bu sucukları hazırladın. Tereyağı mı bu? Evet tereyağı. Çok atmışsın ya. Burada buralar biraz size böyle... özel. Vallahi bu... Köyde yaşadığımız için tereyağı bize pahalı gelmiyor. Ha bak normalde evet. Bak köy yerlerinde evet. Pahalı gelmez. Sucuğun kendi yağı var zaten. Evet. Bunu abi ben yemeyeyim sen ye. Veya siz yiyin. Hem tereyağı ama iyi olur dokunmaz değil mi? Dokunmaz. Dokunmaz. Abi gel. Sevgili ustam Halit abim. Şimdi yumurtaları da özel hazırladınız. Hazırladık. Sucuk da özel mi? Sucuk da özel. Öyle mi? Özel. Nasıl yenecek o şimdi? Vallahi çıtır çıtır yiyeceksiniz. Çıtır çıtır yiyeceksiniz. Ekmeği bandıra bandıra yiyeceksiniz. Ekmekle yenir, evet. Reklam çekimine başladık. Ekmeği bandırıyorsunuz sucuğa. Görelim mi Servet abi? Sucuğa bandıracaksınız ama bol tereyağında olacak. Öyle aselan kendi yağında değil. Değil. Bol tereyağında. Üstüne de yumurtayı kıracaksın. Oh süper şekilde çıkacak. Sonra bandıra bandıra salla. Evet şimdi ablam devam ediyor. Biraz evet. Ateşi yükselttik. Abi Halit abi neler var? Neler yapıyorsun burada hani...
ızgara çeşitlerimiz var. Adana tavuk kanat, Konya'mızın meşhur etli ekmeği var. Kiremitli alabalığımız var. Hı hı. Kiremit tavuk, cağ kebabı yapıyoruz sezonda özellikle. Allah şimdi Allah. Ona Cihanbeli'de ilk defa başladık ona. Hı hı. Bizden başka yapan yok. Tuttu, çok güzeldi. Sezonda güzel ama sezon gittikten sonra işte buranın normal müşterilerine döndü mü? Bir de aşırı şekilde restoran olunca Cihanbeli'de. Evet. Sezondan sezona yapıyoruz cağ kebabı. Yeter, onu yeter. Düşüneceğiz. Şükür o da oluyor yani güzel. Cağ kebabı da iyi tuttu. Evet, görelim mi abi? Evet, afiyet bal şeker olsun. Şimdi kurbandan çıktığımız için herkesin eti var, sütü var. O yüzden çok üzülmüyorum ben. Hani canımız çekti gecenin bu saatinde diyenler oluyor. Bunlar herkesin evinde olabilecek şeyler. Sonuç olarak bir program yapıyoruz. Efendim şimdi aşamaları gösteriyor ablam bize. Efendim hazırladığı ocağımızda sucuklu yumurtalar, özel Cihan Beyli'nin kahvaltılık ürünleri devam edeceğiz. Efendim benim gibi çorbacıysanız sabahları, sevgili Halit abi bunu da düşünmüşsün. Harika, ne çorbamız var? Mercimek var, et paça var, tavuk suyu var, arabaşı var. Şöyle çoğu yerde bir tane olursa evet. Üçünü de hazır bulundu. De demek ki evet, güzel müşteri güzel. İçin. Görelim abi mercimeğimizi. Tamam abi, şöyle bir hemen tadına bakıyorum. Sizler için tadına bakıyorum sevgili seyirciler. Sabah sabah sıcak olması da önemli, sistemini güzel kurmuşsun. Buna isterse yağ atıyor musun? Yağ atıyoruz. Evet. Limon. İsteğe bağlı. Limon tabi kendileri veriyoruz. Tabii. Koyalım abi. Tabi buyurun. Puanlamayı az sonra yapacağım. Şimdi bugün bunu çok dikkat etmek... Et paça. Bizim buralarda kelle paçayı kelle etini pek sevmiyorlar. O yüzden etten yapıyoruz biz paçayı. Oysa güzel olur aslında. Güzel olur ama ne bileyim sevmiyorlar işte. Efendim kelle şöyle. Et mi dedin? Bu et paça. Et etten paça. Kuzu eti bu. Kuzu eti. Evet kuzu etinde. Şimdi tadına bakayım sonra fiyatları alacağım. Evet. Kelleyi ve paçayı şöyle koyalım. Abi bunun fiyatı ne? 5 lira çorbalar. Çorbalar 5 lira. Mercimek gel diğer bir çorbaya. Hepsinin tadına bakacağım. Bu da tavuk suyu da diyebiliyorlar. Bizim burada yöresel arabaşı çorbası. Arabaşı. Evet. Acısını tek özelliği tavuk sudan hariç şehriyesiz oluyor. Acısını da isterseniz kendiniz daha çok ekleyebilirsiniz. Ben zaten hep restoranlarda bilindiği için arabaşı isterim, tavuk suyu isterim. Tadı da güzel, kıvamı güzel. Hafif un atıyorsunuz mu? Un atıyoruz. Koyuluk kıvamı için. Koy abi koy. Masaya. Hepsini masaya. Kahvaltıyı, çorbaları masaya. Haydi abi. Kahvaltı masamız hazır. Hemen heyecanla sucuğumuzun tadına bakalım Halit abi. Bakalım sucuk. Sucuk güzel. Güzel. Ablamızın da eline sağlık. Gerçekten bol tereyağlı. Sizin yöreye ait tereyağıydı. Evet. Ve bol bol da yenir. Ben hakikaten Cihan Bey'le çok sık yedirim. Yemeklerini de çok beğenirim. Bol yemek hiç kaçınılmaz. Sıkmayı ilerleyen dakikalarda öğle yemeğinde, akşam yemeğinde göstereceğim. Abimiz olsaydı onu da burada yapardık. Abi eyvallah eyvallah. Kaymak özel dedin. Sucuklu yumurtayı konuşmaya gerek yok. Kaymağın tadına bakacağım. Tabii. Aslında bunu abi bir dilim ekmek versene abi. Ekmek balığına ver abi şey ekmek yoğurdu balığına. Yoğurdu da getirir misin o yoğurt? Yoğurt. Abi bak ben. Size özel yoğurt. Ekmek balığına şöyle bir kaymak bol. Tamam mı? Tereyağımız burada ama ben sadece balla kaymayı öneririm. Çok güzel uyum olur. İmkanınız varsa balın üzerine şöyle bir balı atacaksınız. Ekmek balığının üzerinde kaymak ve bal uyumu. Nasıl olur? Süper. Süper olur. Harika. Bayıldım. Mükemmel bir uyum. Yoğurdu mu illa ısrar ediyorsun? Evet yoğurt. Yoğurt şey yani özel köyden getirdim. Buyurun. Afiyet olsun. Anlayamadım abi. Biraz şöyle tabii, dolu da elini kokuya alıştırma. Sorun yok buyurun, abi. Buyurun. Ha, anlayalım yani buyurun. Ne olduğunu. Çok güzel, harika. Yöresel yoğurtları da yedim. Ben hepsinin tadına ayrı ayrı bakmayayım. Canınız çeker. Ben şöyle bir de köflü peynirimizin tadına bakayım. Belki yeni, değil meşhur, mi? Konya'mızın meşhur köflü peyniri. Ben abi çatalla kaşıkla uğraştım. İşte ben de onu diyecektim tam abi, size. Abi zor oluyor ya. Tam onu diyecektim. Küfü göstereceksin kameraya. İlk defa izleyenler ya onu yeme Süleyman zehirlenirsin ölürsün. Özellikle kayınpederim hep söyler. Hayır, dünyanın en iyi peyniri. Tabii doğru söylüyorsunuz. Antoksidan. Aynen öyle.
Bu peyniri yesen hasta falan olmam. Yeme, olmazsın. Bu tadı almanız lazım. Eğer hayatında kuru peynir yemeyen varsa yarısı boşa gitmiş hayatında. Doğru söylüyorsunuz. Bu kuru peynir yedir. Afiyet olsun diyoruz. Yoğun bir tempoda devam edeceğiz. Efendim yine yollarda geziyoruz. Köylerimizi gezeceğim. İlçeler, beldeler hepsi benden sorulur. Belde kalmadı, mahallede. Biz hala o köy deyimi kullanacağız. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Süleyman Bey. Hoş geldiniz buramıza. Abicim hoş bulduk. Maşallah muhtarıma bak muhtarıma. Nasılsın muhtarım? Sağ olun, teşekkür ederim Süleyman Bey. Siz nasılsınız? Hamdolsun. Biz şimdi hangi mahalleye geldik? Kayı Mahallesi'ne geldiniz efendim. Kayı Mahallesi. Evet efendim. Cihanbeyli'ye ne kadar burası? Cihanbeyli'ye 14 kilometre uzaklıkta. 14 kilometre uzaklıkta. Halk ne yapıyor? Köylüm ne yapar, ne eder? Köylü şu anda tarımına meşgul, hayvancılığına meşgul. Oh. Güz ayı geldi, 10. ay geldi, Ekim ayı. Ekim telaşında millet. Tarlaları ekiyoruz. Tarlaları ekeceğiz. Ne ekiyoruz şimdi burada? Arpa, buğday. Arpa, buğday. Genellikle ağırlıklı olarak ektiğimiz bunlar. Su durumu nasıl? Su durumu çok az. Kaç metrede çıkıyor? Şu anda köyümüzde sulu arazimiz yok. Köyün girişinde 30-40 metreden evet. 100 suyu alınıyor ama arazinin genelinde yeraltı suyumuz yok. Yok. İnşallah olur diyelim. Şimdi İnşallah bu sene nerede? İyi başladı bak şu 2-3 gündür. Ekim ayıyla birlikte güzel. İyi toprağa basıyorum, çamur oluyor maşallah. Evet, şu anda toprağı işleyemiyoruz 1-2 gündür. Allah kolaylık versin. Şimdi yollardan gidiyoruz. Neler diyeceksin? Vallahi yollarımız çok kötüydü. Evet. Ama sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir şekilde yolumuzun bakımı yapıldı. Evet. Kaplaması yapıldı. Şu anda çok memnunuz. Peki hangi köyler bağlar? Nasıl bir yol? Bu yol Kelasan'dan Cihanbeyli'ye kadar olan Kelasan dahil. Kelasan, Kuşça, Kayı ve Cihanbeyli'nin merkez mahallelerinden ayrı güzel Gemecik yollarını kapsıyor. Bayağı bir çevre yolu gibi olmuş. Evet, mahalle evet, yolları evet, hepsi birleştirmiş. Evet. Allah kolaylık versin. Sağ olun. Çok buradan herkese selam yolluyoruz. Buradan herkese selam. Var mı gurbetçiler? Büyükşehir var tabii, elbette var. Neredeler genelde buradan? Yurt dışında da var. Konya merkezde ağırlıklı olarak. Ankara'da çok fazla yok. Hepsine selam yolluyoruz. İzliyorlar işte Süleyman nerede de. Kayı Mahallesi'ne gitmiş de çekmiş diye. Değil mi? Evet efendim. Allah kolaylık çok versin. Çok teşekkür ediyorum. Kayı Mahallesi, Kayı Boyu. Haydi bakalım. Anlat bakalım Süleyman. Tepsiyi biraz bu tarafa gönder. Müsaade et de bir tadına bakalım Süleyman. Burada bulcu eline üşenme. Hoppa. Evet sevgili seyirciler. Kuşça'da inanılmaz bir tesis. Siz de ilk defa şu anda takip ediyorsunuz. Biz sizi tanıyalım öncelikle. Adım Mustafa Kemal Erdoğan. Evet. Bu Selkur firmasının proses sorumlusuyum. Şimdi burada ne oluyor abi? Sıvı bir şey var. Sıvı tuz diyoruz. Açıklar mısınız kısaca? Şu anda rafineri fabrikasındayız. Tuzumuz gelen tuzlu suyu burada kaynatıyoruz. Belli bir yoğunluğa getirip yukarıdaki ekipmandan alıp bu makinede sıkıyoruz. Bu makine evet. %50 su, %50 tuzu sıkar ve %1 şeye kadar düşürüp, nemliliğe kadar düşürüp aşağıdaki makineye veriyor. Bunun görevi tuzlu suyu sıkmak. Evet, buradaki sıvı tuz denilen olay o. Yukarıdan akıyor Servet abi. Ve bu makineyle beraber tuza dönüşüyor. Ben ekip olarak devam edeceğim. Şimdi bu tuzu önemli kılan neler var? Niçin dünyanın en iyi tuzu burası? En iyi tuzlarından biri. Tuz kaynağı olarak 3 tane kaynak var. Göl tuzu, deniz tuzu ve yeraltı kaynak tuzu. Biz bunu yerin altından saf olarak alıyoruz. Saf suyu yerin altına gönderiyoruz. O saf su tuzu kendi içerisine hapsedip tuzlu su olarak geri çıkartıyor. Yani kaynak tuzu olarak, yeraltı kaynak tuzu olarak alıyoruz. Diğerleri gibi denizden ya da gölden almıyoruz. Yaklaşık saf olduğu için 84 mineralin olduğu söyleniyor. Bu mineralleri hiç kaybetmeden rafine ederek direkt halkımıza paketleyip sunuyoruz hiç el değmeden. Evet dehşet, bakın sıvı halden geçti, inanılmaz bir görüntü. Çok kaliteli tuz olduğu için serumlarda da kullanılıyor. Yani Kuşça'da tuz gölüyle alakası yok buranın. Kuşça'da böyle bir... Saflık olarak %99.9'u gördüğümüz zamanlar oluyor. Bunun için ilaç sektöründe, kimya sanayinde kullanım alanları bayağı yaygın oluyor. Sertliği çok düşük bir tuz olarak tahmin ediyoruz ve ölçüyoruz. Sertlik düşük olduğu için tekstil sanayinde çok tercih edilecek bir tuz olarak düşünüyoruz. Pazar alanlarımızı oralar olarak kabul ediyoruz. En önemli kaynağı tuzun saf ol %99.9-99.7 civarlarında saf olarak çıkmasıdır. İhracat var. Tabii ki. Çok önemli. Yurt dışına.
Evet. Bu şekilde şeye bakarsanız tane büyüklüğüne hiçbir rafineri tesisinde bu kadar büyük tane büyüklüğünü göremezsiniz. Evet. Muhteşem. Yani kaya tuzları su salınarak eritiliyor, çıkarılıyor ve bu işlemden sonra da en kaliteli tuz olarak karşınıza geliyor. Burası Cihanbeyli Kuşçağı sevgili seyirciler. Mükemmel bir tesis. Hayırlı olsun. Efendim Kuşça'da gezmeye devam ediyoruz. Şimdi şaşırmış olabilirsiniz. Ya Süleyman bir anda Nevşehir'in Ürgüp'e nasıl gitti diye. Hayır, burası neresi? Kuşça, Cihanbeyli, Konya Cihanbeyli Kuşça Mahallesi. Cihanbeyli Kuşça Mahallesi. Evet. Evet, yanlış duymadınız, Kuşça Mahallesi. Kuşça Mahallesi'ndeyiz. Evet. Sizi bir tanıyabilir miyiz? Ben Ergin Karakurt. Ergin Kuşça, abi. Kuşça muhtarı. Ergin abi nedir bu olay? Neler yapılıyor, nedir bu? Valla bunlar çok eskiye dayanıyor. Buralar hep suymuş. Evet. Yani 304 yıl önce buralar hep su dolmuş. Zamanla su çekilmiş. Bu dağlar da, kayalar da orta şeye çıktı yani. Şey var, şifalı suyumuz var ileride. Ana kız suyu derler. Ana kız suyu şifalı, evet, bir su. Şifalı güzel. Su var, evet. Burada geçen sene raylı doldu. Ama maalesef reklamı yapılmadı. Yani bu reklam da değil, gerçekler meydan çıkmadı. Çıkaracak kişi bu bir elmas diyelim. İşleyen olmadı. İnşallah başkanımız Mehmet Kale'de burayı sizi çağırdı. Keşfetti. İnşallah burayı işleyecek. Biz burayı zaten çok iyi biliyoruz. İşte ama işlenmemiş. Daha... İşlenmemiş yani. Şimdi biz burada o zaman öyle bir tanıtalım ki, değil mi? Evet. Kuşça'yı, efendim hatta biraz gezin bölgeyi. Yarışlar da yapılıyor. Bakın şu doğal güzelliğe bakar mısınız? Abi bir anda sanki Mısır'dayız, çöllerdeyiz gibi bir manzara. Burası çok da aktif değerlendirilebilir. Gayet güzel olacak. Şöyle abi bak, peri bacaları gibi dedim. Bak her taraf var ya. Baksana. Kuşça efendim. Cihanbeyli'de mutlaka gelip gezmeniz gerekiyor Kuşça'yı. Kuşça'yı, peri bacalarını mutlaka görmek istiyorum değil mi? Buraya mutlaka gelin. Sevgili seyircilerimiz, şimdi neredeyiz? Halı yıkayacağız, battaniye yıkayacağız. Mevsim zamanı geçiyor. Hemen tanıyalım abi. Yasin Tekşen, Pınarbaşı Mahallesi'ndenim. Abi böyle bir su görmedim. Evet, bura... Şimdi bu suyun birazdan kaynağına da gideceğiz, orayı da göreceğiz. Nasıl bir sudur, nereden çıkar? Bu doğal kaynak karşıdaki biraz önce gezdiğimiz yerlerden doğal kaynak olarak kayaların altından çıkar. Allah Allah. Yıllardır böyle ve tüm doğal çevreyi korur. 19 kilometre ileride Cihanbeyli'ye kadar gider, oranın göletine dökülür. Yani inanılmaz. Şu evet. Dikkatimi çekti. Demek ki havalar soğudukça su da... ısınıyor. Yani şu an hiç üşümedim bile. Evet, su son derece güzel. Doğal kaynak suyu doğal diyorsun kaynak. Ya. Kaynağı var. Evet. Çünkü abi... Aynı bu Yüzüklerin Efendisi'nde falan animasyonlar oluyor ya, yeşillik falan. Ya harikulade ya, otlar şeyler, bu su içilir. Pınar yazı dedin değil mi? Pınarbaşı. 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 Burada halı battaniyeler erkekler yıkıyor sevgili seyirciler. Bir topaçla vur abi, görelim bakalım. Hop! İki elle abi, tam sonradan çağırdık da. Hiç de bilmiyorsun yani. Hiç de bilmiyorsun. Abla yapıyor değil mi? İyi bak. Biz yün de yıkar mısınız? Yün falan bu suda. Evet, evet, tut abi. Biz yün yıkardık, halı, battaniye, o yünler bir dağılırdı. Yani suya bayıldım. Pınarbaşı'nda devam edelim. Muhtarım evet. Hemen bir tanıyalım. Ömer Faruk Kurt bizim Pınarbaşı muhtarı. 3 dönemdir muhtarım. Bunun dolayısıyla buraya KONTV geldiği için KONTV'ye çok teşekkür ederim. Sayın Konya Büyükşehir Belediye Başkanı'na da çok teşekkür ederim. Bizim buraya güzel çalışmalar var. KOSGİ Müdürü'me teşekkür ederim. Cihan Bey Belediye Başkanı'na teşekkür ederim. Ve buraya da ayrıca KOSGİ Müdürümüz, Cihan Bey KOSGİ Müdürümüz 500 tonluk bize bir depo verdi. Bunu da en kısa zamanda yapacak projesinin hepsini verdi. Şu anda projenin içerisinde KOSGİ Müdürü'nün de kendisi burada. Geldi yani, şimdi köyümüze geldi. Derya Bey, Allah'a izin verirse inşallah temelimiz burayı güzel bir şey yapacak. Depolarımızı temizlettirdik. Depolarımızın borularını, kanalizasyonlarını değiştirdik depoların. Dalgıçlarını değiştirdi Derya Bey. Allah kendinden çok razı olsun. Güzel çalışma yapıyor köyümüze. Bundan çok memnunuz. Halk olarak da memnunuz. Vatandaşımızın hepsi, muhtarlar olarak da memnunuz yani kendisinden.
Kendisine büyük şükranlar diyorum. Saygılarımı sunuyorum. Abi şimdi gelelim evet. 500 ton ama evet. Önemli olan su. Sevgili evet. Pınarbaşı. Şimdi şöyle bir evet. Aşağı gel yanıma. Evet. Bu kaynak bu kayaların altından mı çıkıyor? Kayaların, abi şöyle bir alalım. Kayaların altından. Şu kayanın altından su mu çıkıyor? Bu kayanın altından su çıkıyor. Burada su kaya var. O kayayı yersek bu köyü su basar. O kadar şiddetli su geliyor burası. Bunun suyun da nereden geldiğini bilemiyoruz. Ben Ankara'dan mühendisleri getirdim 1987'de. Muhtarım dedi biz bu kayayı kırarsak burada çok dehşet bir su var dediler. En iyisi mi kayayı kırmayın sizin bu suyunuz buraya yeter dedi. Çok yeterli suyumuz var dedi. Ben dedim bu bizim suyumuz Cihan Bey'e gidiyor. Burada arazi suluyoruz dedim. Hayır bu su yetersiz dediler. Kırmadılar. Ben buraya aslında bir şişeleme fabrikası kuracaktım. Onu da bir dönem olmayınca istifa ettim muhtarlıktan. Çekilince su şişimizde kaldı yani. İnanılmaz. Öksürdün mü? Değerleri iyi mi? Suyumuz çok kıymetli. Şeker hastalığına suyumuz birebir. Romatizmaya birebir. Yani bu su çok güzel bir suyumuz yani. İçme suyumuz burada en bu civarda en birinci su bizim suyumuz yani. Pınarbaşı'nın suyu yani. Pınarbaşı'nın suyuna derman gitmez. İşte tam da adına anlaşıldığı gibi evet. Depolarımız burada yenileniyor. 500 tonlukta yapılıyor. Evet. Şu mağarada kayıya gidiyormuş herhalde. Evet bu mağara 3 tane 4 tane mağaramız var. Bunlar bu mağaralar uçları yok bulunmuyor yani. Bulunmuyor. Nereye gittiği belli değil yani. Börü Deli'ye de gidiyor. Bak evet, Servet doğru. Abi diyor ki Börü Deli'ye de gidiyor herhalde. Börü Deli'ye de gidecek. Börü Deli'ye gitmiyor da Börü Deli'ye gide sayarız yani. Gide sayarız evet. Biz sayarız her sayın, şeyi sayarız. Bir de şunu söyleyeceğim. Ben Sayın Tayyip Akrük'ten başkanımdan şunu istiyorum. Benim burada bir bahçem var şu köyün adına yani. Buraya ağaçlandırmasını istiyorum. Buraya ayrıca bir til çekmesini istiyorum. Sayın Tahir Akgürek'ten bunu işten istiyorum yani. Bunu vatandaş da istiyor, ben de istiyorum yani. Bunu yaparsa... Oldu mu akan sular durur. Aynen öyle bak. Ağaçlandırma önemli. Sizde bir şimdi sayın, heyecan varsa gerisi olur. Sayın Recep Konuk Başkanımız bu bizim buraya bir yaptı böyle 12 dönüm yer. Bak şu anda görüyorsunuz. Evet, evet Konya Şeker yaptı. Çok da şahane yaptı. Ve köyümüze de çok güzel bir manzara verdi yani. Eğer sizin Tayyip Akgürek'imiz, Sayın Başkanımıza söylüyorum, Belediye Başkanımıza söylüyorum, Tayyip Akgürek'e söylüyorum. Tayyip Akgürek'imiz eğer burayı, bizim burayı bir ağaçlandırırsa, bir de bizim şimdi bu köy konağını çabuklaştırırsa, selektörümüzü çabuklaştırırsa, etvayemizi çabuklaştırırsa, Tayyip Akgürek'imiz o kadar saygımız, sevgimiz sonsuzdur yani. Bunun eyvallah. Üzerine gelecek başkan yoktur başka yani. Eyvallah Tayyip ben hemen şöyle gideceğim. Allah! Abi şeker hastalığına bak. Abi tabii her şey. Abi romatizma, şeker hastalığı. Evet ben dedim ya hazırdım diye. Hazırdım işte yani. Bu su bırakın. Hafif kayganlık var ama. Var var. Evet ben sana tutunayım. Evet. Abi sen de gidiyorsun. Çocukken yüzmeyi falan burada mı öğrendiniz? Evet burada öğrendik hepimiz. Çocukluğumuz burada geçti. Allah yüzmeyi Allah. Burada öğrendik. Bura bize bir Allah'ın veli nimeti. Kesinlikle öyle. Çünkü Konya'da ben çok yer gezdim. Yani böyle doğal kaynak olarak kendiliğinden çıkan sade olarak bir yer görmedim. Ve tüm yeşil alanı beslemekte bura. Gördüğünüz tüm yeşil alanı. Mükemmel. Ben hemen biraz su içeyim sonra devam edeceğim. Daha gidecek, görülecek sayın, çok yerim var. Süleyman Hanım mesela bir daha söyleyeceğim. Sayın doğal kaynak suyu. Tut beni muhtarım. Atayım mı seni buraya? Tut. Ve yoksa seni şöyle şöyle tutalım. Ha. Tamam. Çek. Hop. Hop. Evet. Sayın Can Bey, belediye başkanına şunu da istiyorum. Bizim her şeyi şimdi istemem benim görev hakkımdır yani. Ben köyün hakkını savunuyorum. Kendi hakkımı eyvallah. Savunmuyorum. Eyvallah. Sayın Başkanımdan Mehmet Kale'den bu gözün bir an evvel temizlenmesi, gözün burası ağaçlandırması. Sayın Mehmet Kale'den ben bunu da bekliyorum siz başkanımızdan. Abi hani haklı şöyle şimdi, yolma. Kendi onları yaptırdım. Kendi gücümle yaptırdım ama imkanlar olmadığı için, köyün bütçesi olmadığı için bütçemiz zayıf. Ben bunu Sayın Mehmet Kale'den başkanımızdan bekliyorum. Başkanımız da bunu yapacağına umudum sonsuzdur. Kendine de güveniyorum. Pınarbaşı'ya yakışır evet, sevgili seyirciler. Gezmeye devam edeceğim. Evet. Suyu çok sevdiğim için biraz fazla vakit ayırdım ama devam edeceğim. Burada Sayın Efendim şimdi abiler alışınca Süleyman yürüdü mü koş da gel diyorlar. Hadi bakalım koşalım ya böyle mi koşacağız? Muhtarım köyü toplamış Servet abi. Selamun aleyküm. Abilerime bak abilerime merhaba. Nasılsınız? Sağ ol merhaba. Teşekkür ederim çok memnun oldum. Allah köyümüze hoş geldiniz sefa geldiniz. Hangi köy burası? Burası Pınarbaşı. Pınarbaşı. Evet. O zaman bir halaya yar yar ya Pınarbaşı'na hazır. Kesin burada bir düğün var. Ben yanlış yere geldim. Yani bir ekip geliyor diye bütün köylü bir araya gelemez. Ben Hacı İbrahim Çini. Evet. Evet.
Eyvallah abi, tanıyalım ya. Tanıyalım. Niyazi Özkurlu, hoş geldiniz, nasılsınız? Abi düğün müğün yok değil mi ya? Hayır hayır hayır. Ne ya bu? Hayır, muhtarı sizi karşılamaya geldik muhtar için. Evet. Estağfurullah, değmez ama yani of. Biz o kadar biri değiliz ya, biz kendi halimizde. Abi börek çörek yapılıyormuş öyle mi? İnşallah yapılıyor, yapılıyor. Börek sıkmalar mıkmalar ne iyi olur buralarda? Hepsi hazır, börekler sıkmalar çok iyi olur yani. Yapma ya. Oo. Onu kim bana gösterecek, nasıl yeneceğini falan kim gösterecek? Muhtarın hanımı gösterecek. Abo! Selamünaleyküm. Siz de mi? Hepiniz bu köylü müsün? Pınarbaşı. Pınarbaşı köyü. Bak bayrakları asmışlar Cihanbeyli Pınarbaşı'nda. Her yerde şehitlerimiz için. Allah razı olsun. Bir tanıyalım abi. Pınarbaşı, Pınarbaşı Fakı Kurt. Fakı. Evet abi. Abi ne güzel suyunuz var öyle ya. Oo çok güzel abi. Ama suyumuzun ama oraya şenlik yapma. Orada park olması lazım. İnşallah. Oralar güzelleşmesi lazım. O suya her şey yakışır. Her şey olur inşallah. Parklar. Sen nerelisin abi? Pınarbaşı. Pınarbaşı. Evet eyvallah. En yakında kimin düğünü var? Yapıverelim bu kadar kişi toplanmışken. Kına düğün bitti mi? Daha çıkar ya. Olur değil mi daha? Olur daha. Sürümlüyoruz olur bundan sonra. Be. Ondan sonra sürümlüyoruz. Düğünü de kaçırdık ya. Ne şans var ya. O da bir yaşlı babamız onun şef şunu. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş gelmişsiniz. Oh mis gibi kokuyor hacı amcam. Saymın yapma ya. Ne koku? Özel koku mu sürer? Var. Bileyim mi koku? Ver. Yeni nesil fazla sevmiyor bunları. Bayanlar özellikle. Yenge yok yok. He? Yenge yok. Öyle bulalım. Yenge yok. Koku istiyor. Olayı yenge yoğa getiriyor dedem. Dur şöyle yapayım. Dur orada para varsa olur her şey. Yo. Para çok, para çok. Para çok mu? Var, var, var. O zaman az abi. Ha. Bak evet. Koku güzel. Oh, hacı oh. Mis kokusu. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Senden Allah razı koku olsun. Koku sürenlerin çok olsun. Sağ ol. Ne zaman annem vefat etti? 5 sene oluyorum. Evet. Bekarım. Düşünüyor musun bir evlilik? Tabii ya, istemiyordum. Daha delikanlıyım be. Vallahi mı? Ya. Bayağı delikanlığım iyi diyorsun yani. İyi. Zindeyim yani, sıkıntı yok. Yok yok. Ciddi evlilik, hani gelse bir evleneceğim diye evlenirsin yani. İyi. Yaş kaç tam? 84. 84 yaşında. O zaman şimdi evlilik programına döndüm sevgili seyirciler. 84 yaşında. Cihanbeyli'de, Pınarbaşı köyünde delikanlı bir dedemiz var sevgili seyircilerimiz. Kriterlerin ne? Ne gibi kriterler arıyorsun eşinde? Eş olacak kişi de. Konuşacağız, yatırıp kalkacağız, oturacağız, görelim başka arkadaş. Muhabbet olacak. Tabii ya, bundan sonra muhabbet. Öyle. Şimdi yalanım söyleyelim. Yalan söylemeye gelin muhabbet. Tamam. Hoş sohbet olsun, doğru tabii. Dürüst imanında, dininde. Tabii, tabii, evet. Tabii. Pınarbaşı'na yani gidelim. Namazlı adam şey istiyoruz. Evet, espri bir tarafa, espri yani bir tarafa. Benim bir karnım acıktı, bırak yani. Şimdi, onlar hallolur. Evet, benim iş daha önemli. Ekmek yiyelim. Karnım aç. İnşallah. Evet, gelin. Bakalım mı tabii, abi? Tabii, gel buyur. Efendim, muhtarım sağ olsun. Efendim. Kalabalık nerede Süleyman Bey orada. Dur, evet, öyle de olur yani. Evet, Allah razı olsun. Bir yemek yiyeceğim ben, hadi. Evet, abilerim selamünaleyküm Pınarbaşılılar. Abi valla muhtarım ne yapmışım böyle ya. Kusura bakmayın çok vaktim yok. Hacı abi iyisin. İyiyiz Allah. Abi tesbihe bak, tesbihe el koymak lazım. Tesbihe el koymak lazım. Çok da hani bir şey var mı hatırası bunun? Var, anamın hatırası. Yok canım, bu daha yeni ya. He? Valla var ya, hemen anneye de anaya da bağladı ya. Baktı Süleyman göz koyacak. Anamın, dedemin, dedemin dedesinin. Al abi bir yıllık tesbihi. Hadi bakalım. Evet Allah, dumanlara bak. Annem hoş bulduk. Gel. Gel annem. Hemen olay yerine. Gel abi. Hemen olay yerine. Dur la. Dur la. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Annem nasılsın? İyiyim valla. Şükür izah. Yoruldun mu? Danimarka güzel. Nasıl abi? Danimarka da güzeller. Senin kimin olur? Akrabam olur. Akraba. Anne isim ne? Dilber Yavaş. Dilber. İsim de güzelmiş. Kim koymuş ismini? Annem babam koymuşlar. Ne var içeride? Yemek yapar, ekmek yapar. Ana, abi acıktık dedik. Allah 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 Allah. Efendim selamun aleyküm. Allah kolaylık versin. Ablam kolay gelsin. Nasılsın? İyi, sen nasılsın? İyiyiz, geziyoruz. Ne yaptınız böyle ya? Size hazırlık yaptık. 2 gündür ben yoruldum arıldım. Ben muhtar karısıyım. Ben nasıl hakkını ödeyeceğim senin annenin? Hale hoş olsun canım. Seve seve yaptım ya ben onu. 2 gün boyunca yani böyle bir emek. Yok, biz geziyoruz. Yok. Seve seve yaptık. Allah biz misafirleri ağırlayalım. Ne güzel. Güzel ağırlayalım diye. Ya böyle misafirperverlik önemli. Geldiği tabii, tabii, zaman bak kaç tabii. Gündür uğraşılıyor. Ne yaptınız? Ne ediyorsunuz şimdi burada? Ne hazırlıyorsunuz? Size börek koyuyoruz. Patates böreği, peynir böreği. Fırın böreği de hazırlıyoruz orada. Fırın böreği fırın de var. Böreği de var. Bu sıkma nasıl olur? Ben bir düğününüzde yedim de Cihan Bey'de. Sıkmayı biz şöyle ekmek, kab ekmek diyoruz, yapıyoruz. Heh. İçine peynirin içine soğan doğruyoruz. Küllü peynirini. Şu an var mı? O... Var var. O yapacağız. Yapacağız. Var, onu da yapacağız. Peki, var. Ablalarım kolay gelsin. Var. Burada en zor işlerden biri ocak başındaki ablamın. Diğerleri bak, o hem havada olsun, sıcak. Teşekkür ederim, çok geldik. Kim, akraba mı? Akraba. Abla isim neydi? Serpil.
Serpil abla, odunları da atmışsınız. Dağıttık. Ne hazır, ne kadar daha iş var? Bir iki saat gider mi? Yok, bir iki saat yok. Yarım saat anca sürer. Yarım saat sonra yiyeceğiz. Annem kolay gelsin. Sağ ol canım. Peki düğünlerde falan hep beraber olur musunuz böyle? Beraberiz toplumuz. Evet. Arkadaşlar, akrabalar birleştir böyle işler yaparsınız. Allah kolaylık versin ablalarım. Of, şimdi bak içine nasıl atılır. Evet abla, birinci, ikinci kaşık. Başka? Tamam. Tamam, kapatacağız şimdi de. Sadece vereceğiz. Ellerinize sağlık. Çok güzel. Ablalarım kolay gelsin. Tereyağcı, yağcı ablam burada. Olaya en tatlı şeklini o veriyor. Yağcı ablam veriyor. İsim neydi annem? İsmim Nazmiye. Nazmiye abla, buralısın. Buralıyım. Buralı, Konyalı. Konyalı, buralı. Ayak yani biz... Burada değil, Danimarka'da yaşıyorum 40 yıldır. Danimarka'da. Ne kadar zamanlığına geldin? Gideceksin mi tekrar? 5 aylığına geldim, şimdi döneceğim artık. Özleniyor ama değil mi? Burası, burası. Artık orada benim memleketim. Hem orayı özün hem burayı. Evet. Evet. Sen burada nasıl yağlıyorsun bir gösterelim mi? Evet, ben de şimdi geldiydim ve buraya karşılaştım işte. Benim için de güzel bir şey oldu. Hatıra oldu. Hatıra. Efendim, evin arka bir tarafındayız. Şimdi burada da bir şeyler yapılıyor. Ne yapılıyor burada? Burada bir şeyler, burada fırınımız var. Evet. Fırının içine yakacak dolduruyoruz. Samandan kızdırıyoruz güzelce. Hı-hı. Saçlara da bu hamuru koyuyoruz. Böyle böreklerin içine hazırlıyoruz. Patates olsun, peynir olsun, kıyma olsun, ne varsa evde onu yapıyoruz. Vallahi çok emek harcamışsınız. Allah razı olsun. Evet. Şimdi bu bizim peynirli. Hani Konya usulü diyebiliriz, evet, Konya pidemizi. Şöyle şu tarafa geleceğim. Burası ilginç. Ben gençlerden alacağım. Ablalarım kolay gelsin. Sağ ol. Nasılsınız? İyi, sağ olsun. Nasıl? Bu neyin nesi? Bu pizza mı yapıyorsunuz? Patates böreği, evet. Peki bunu katlayacak mısınız? Böyle hayır, mi duracak? Böyle duracak. Ana. Ben bunu ilk defa, bak diğerleri tanıdık hani bir şekilde yedim ama bunu ilk defa görüyorum. Kolay gelsin. Sağ olun. Sizleri biraz tanıyalım. Hmm. İsim nedir? Ayşenur. Ayşenur. Bu düğünlerde falan mı olur? Böyle çocukların canı çekince mi verilir? Hani nedir bu? Normalde biz ekmek yaparken bunu zevk olarak yapıyoruz. Hazırlıyoruz böyle işte. Kendi zevkimize göre koyuyoruz. Yani saçma da hazırlıyoruz yani. Sıcak yeniliyor genelde. Hı hı. Bak bunu merak ettim. Pınar lahmacun, işte Pınarbaşı usulü pizza. Yani olabilir. Bak şu yiyecek gibi bak abi, yetmez ki, ordu burada. Bütün köy buraya gelmiş. Ablalarım bilmiyorum yetişirebilecek mi? Ordu burada yani. Yete börek. Abi git siz saç böreğine gidin abi siz. Burası bize ait. Ama saç böreğini size hazırladık. Dur abla, burası. İçeri gidebilir miyim arkadaşlar? Abi fırın yak kızarmış durumda. Fırın içine samanlar atıldı, odunlar atıldı, kermeler atıldı. Şu an içeride biraz duman var. Duman var. İçerideki Allah, ablam böyle şey gibi almış hemen, böyle hazırlıkları yapmış. Evet, fırınımız hazır mı abla? Evet hazır. Hemen atacağım. Kaç dakikada hazır yani, mesela kaç dakika odun yakarsınız? Yani bayağı buraya bir saat uğraşırız biz. Bir saat. Bir saat uğraşır, evet. İyice kızdı mı? Kızdı mı? Önce zorlanır, sonra kolaylaşır. Peki kaç saat sıcak kalır şey atabilirsin hamur? Bir gün kalabilir. Sabahtan yak akşamaca kalabilir. Sıcak şimdi. Sıcak fırında kalabilir. Oo, maşallah ya. Güzelmiş. Devam. Sofraya hemen yerleşiverdin. Belli ki gurbet sana yaramamış Süleyman. Vur davulcu eline üşenme, hoppa. Çal zurnacı diline üşenme, hoppa. Yedin içtin afiyet olsun, neler gördün anlat bakalım Süleyman. Süleyman. Tepsiyi biraz da bu tarafa gönder, müsaade et. Efendim, Börüdelik köyüne geldik. Yıllar sonra tekrar geldim. Abi merhabalar, nasılsınız? Hoş geldiniz. Değilsiniz? Hoş geldiniz. Ya buraların havası, suyu bir farklı abi ya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir tanıyalım sizi. Ben Börüdelik Mahalle Muhtarı Ahmet Uğur Gürler. Evet, gürlüyorsun maşallah. Şakıyorsun. Gürlemeye çalışıyoruz. Ahmet abi, nedir çalışmalar, ayrıntıları bir alalım. Bu Büyükşehir Belediye'mizin bize yardımcı olarak yollarımızı düzenlemesi ve düzeltmek için gelen ekiplerimiz. Normalde çalışıyor. Burası mahallenin içi değil mi? Evet, mahalle içi ara yolları. Sıkıntılı mıydı? Zaten işte sıkıntılı olan kesimlerimiz bunlar. Evet. Öbür kesimlerimiz gibi büyük oranda kilitli taşımız döşenmiş vaziyette zaten. Başka herhangi bir sıkıntı, problem var mı? Yok herhangi bir. Sudur, kanalizasyondur. Elhamdülillah o konuda herhangi bir problemimiz yok.
Allah iyilik sağlık versin. Abim de geliyor bak, genç bir abim. Servet abi. Vay vay vay. Şimdi yağmurlar iyice de artınca kolay gelsin. Vay 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 vay. Tamam, yapacak bir şey yok. Yani kablo uzun olursa sana bir selam vereyim mi? Dur abi, stop. Kolay gelsin abicim. Sağ ol Süleyman abi. Nasılsın? Şükür abi, sen nasılsın? Allah'a şükür, bizler değiliz. Bir tanıyalım hemen seni. Kazım Tuncer abi, Sarıyönlüyüm ben. Tuncer. Tuncer. Ha Tuncer. Evet. Sarıyönlüsün. Evet. Geldim Cihanbeyli Börülelik'te hizmet ediyorsun. Evet abi, yama işi bitti şimdi. Köy yolları, tesviye, tarla yolları. Nereleri önce yama yaptın şöyle hatırladığın kadar? Neler yapıyorsunuz köyde, bir anlat bize. Köylerde köy yollarına, tarla yolları, bir de yama. Yamalar evet, var. Evet, banketler var. Evet. Hizmete devam. Allah kolaylık versin. Yoğun bir tempoda çalışıyorsun. Evet, yoğun, çok yoğun. İş makinemizden memnun musun? Çok memnunum. Neler yapıyor bu, neler yapabiliyorsun? Her işi yapıyorum. Sıkıntı yok. Yok yok, Allah'a çok şükür. Allah iyilik sağlık versin, Allah kaza bela göstermesin. Hadi abicim, kolay gelsin. Ben küçükken su depolarından hep korkardım. Evet. Nasıl bir yer, ne? Şimdiki su depolarına bakalım. Su depoları pırıl pırıl, fayans ve su sesi. Çok bayıldığım bir ses. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz Süleyman Bey. Allah razı olsun. Bu gördüğünüz yıllardır Cihanbeyli'nin su içme suyu şebekesinin eski risale hatlarımız kanalların içerisindeydi. Yani öz dediğimiz İnsuyu Deresi'nin içerisindeydi. Şu anda Büyükşehir Belediye yasası çıktıktan sonra Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız, KOSGİ Genel Müdürümüz, Cihanbeyli Şube Müdürümüz, Allah razı olsun hepsinden, buraya Cihanbeyli'nin arayıp da bulamadığı, eski lezzetini kaybettiği, yeni lezzete sahip çıktığı yeni su şebekesi, risale hattıdır. 11 trilyon civarında bir rakama mal olduğunu, asbestli borulardan kurtulup yeni plastik borulara dönüştüğümüz, geleceğe ve insanlara en güzel yatırımın su olduğunu bilen hayrak yüreklerine teşekkür ederiz. Sizlere de bu arada hoş geldiniz diyoruz. Allah razı olsun. Çok güzel bir depo yapmışlar. Evet. Kaç tonluk bilmiyorum burası. 500 tonluk. 500 tonluk bir su deposu. Evet. 500 tonun üzeri değil mi? 500 tonluk bir 500 su deposu. Sistem müthiş kurulmuş. Dört dörtlük. Her taraf fayans. Önceden su depolarında, köylerdeki, beldelerdeki su depolarında hayvan pislikleri, çöpler, pislikler vardı. Şu anda KOSGİ bunların tamamını rehabilite etti. Pırıl pırıl su içiyorlar. Pırıl pırıl. Pırıl pırıl, tertemiz. Maşallah, bayağı da su akıyor. Bayağı da su akıyor. Şu anda ikinci havuz doluyor. İkinci havuz doluyor. Maşallah. Su hayattır. Su çok önemli sevgili. Suyun olduğu yerde hayat vardır. Su her şeyin değerlisidir. İnsanoğlunun vazgeçilmezi. Süleyman. Depoda çok güzel olmuş. Dört dörtlük. Deposuna bayıldım. Sistem de böyle. Sistem bu. Bir yerinde görelim. Gezeceğiz. Gezeceğiz. Daha. Gezeceğiz. Dışarıda. Daha Cihanbeyli'nin gezilecek, gözülecek daha çok yerleri var Süleyman. Hadi. Üçte birini gezdik. Daha gezeceğiz. Süleyman nerede? Engin orada. Hadi bakalım. Birlikten güç var, huzur güven olur. Birlikte Konya'yız. Cihanbeyli şehir konağının inşaatına geldik. Kolay gelsin abi. Sağ olasın, teşekkür ederim. İsim nedir? Reca İcebeci. Reca abi, şu an inşaat ne durumda? Bayağı büyük bir bina çıkıyor şu an. Evet, büyük bina çıkıyor. Şimdi burası kaçıncı kat oluyor? Burası şu anda birinci kat. Birinci kat. Neler var abi şimdi şöyle bildiğin kadarıyla? Bildiğim kadarıyla inşaat iyi gidiyor. İyi gidiyor. Evet, iyi gidiyor. Havuz var. Havuz var. Sınıflar. Evet, sınıflar. Başka? Başka devam ediyor işte böyle kat. Kaç, ne kadar çıkacak daha? İki kat daha çıkacak. Üç kat tamam. Daha var. Var. Allah kolaylık var. Versin. Sevgili seyirciler, şimdi inşaatın aşamalarını gösterelim. Birinci kat tamamlanmış durumda. Yani bodrum tamam, üst kata doğru çıkılıyor. Ben hemen sevgili Adnan abimi buraya alacağım sevgili seyirciler. Adnan abimizden inşaatın ayrıntıları nedir, neler içeriyor, hepsinin aktarmasını isteyeceğim. Adnan abi merhaba. Merhaba. Nasılsın abi, iyisin? İyiyim. Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Şöyle güzelce kameramana sevgili Servet abim de alsın açısını. Şu anda şehir konağına geldik, evet. Cihanbeyli. Ne durumdadır inşaat, teknik analizler nedir? Cihanbeyli şehir konağımızın inşaat durumu %30 tamamlandı. Evet. %70'ini de bu yıl sonuna kadar bitirmeyi planlıyoruz 12. ayda. 12. aya kadar tamamlanacak. Burası Cihanbeyli'nin sosyal hayatına bir katkı sağlayacak. Yani sosyal hayatı canlandıracak. Hanımlar lokali var, içerisinde havuz var bu buranın projesinde. Komen yeni hizmet binası burası olacak. Hanımlar için kurslar, çeşitli aktivitelerin yerlerine getirecekleri Cihanbeyli'nin renklendirecek bir proje olacak. Hayır. Büyükşehir'in
buraya Cem Bey'le bir hediyesi gibi bir yapı. Mükemmel eser olmuş. Evet. Her ilçemizde büyük projelerle, şehir konakları, mahalle konakları diğer noktada. Havuz son derece önemli. Komek çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Çok güzel bir örnek. Dolayısıyla bu sene sonunda inşallah Allah'tan bir mani gelmezse şehir konağımıza ulaşıyoruz. Evet, hemen yanımızda Cem Bey'i şantiyeye çevirdik. Kostik olarak büyük şehir. Onları da yerinde görelim o zaman. Hepsini yerinde göreceğiz. Nasılsınız abilerim, ne var ne yok? Vallahi yoğun bir şekilde devam ediyor. Abiler nasılsınız? Boruları getirdiniz herhalde. Ne borusu abi bu? Bunlar ya... Evet abi. Gel abi gel. Hemen teknik bilgi geldi. Ne borusuymuş bu? Yağmur suyunun rögar boruları. Şimdi bunlar delikli oluyor değil mi? Yok, bunlar drenaj borusu değil. Geçiş boruları. Ha, birbirinin geçiş bazıları. Evet, kanalizasyona bağlama boruları. Yağmur sularının bağlama boruları. Nereye düşeceğiz bunları inşallah? Bütün yağmur rögarlarının altından kanalizasyon hatlarına döşeniyor. İyi, Allah kolaylık versin. Teşekkürler. Abilerim, indireceğiz mi? Tabii, birazdan indirmeye başlayacağız. İndirmeye de başlayacağız. Abilerim kolay gelsin. Evet, bu bölge yoğun bir şekilde çalışıyor. Tabii, neler yapılıyor Trafiği yoğun bir bölge. İki kat asfalt döküyoruz buraya PMT altında. 7 santim binder ve 5 santim aşınlı olarak. Evet. Karayolları şartnamesine uygun rahat bir geçiş sağlamak için Konya Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu imkanlardan birisi bu sıcak asfalt. Evet. Duble yollarda olan bir karışım dizaynını uyguluyoruz zaten. Belediyemizin bütün şehir içi sorunlarını halletmiş oluyor bu şekilde. Evet. Hem yağmur sularını hem kaldırım döşemelerini yapıyoruz. Halkın rahat bir şekilde şehrin içinde dolaşmasını, trafiğin akışını sağlıyoruz. Bayağı bir yoğun. Bakın her tarafta yapılmaya devam ediyor. Yapılan biten yerler, düzenlemeler burası, çalışma bölgemiz tekrar burası zaten. Burada da belediyeler tekrar kaldırım vesaire eski kaldırımlarını kaldırıyorlar. Biz de arkasından yenileyip gidiyoruz. Efendim, Cihan Bey'le merkezde röportajlara devam edelim. Buradan belediye başkanımıza selamlarımızı yollayalım. Cihan Bey'in sorunlarının çözümü için Ankara'da. Evet. Yoğun bir şekilde bakanlıklarda, temaslarda. Yerine Mehmet Satılmış abimi yolladı, başkan yardımcımı. Mehmet abi nasılsın? Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum Süleyman Bey. Cihan Bey elimize şeref verdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Çok sağ olun. Yeni Büyükşehir Yasası ile birlikte neler değişiyor, neler yapılıyor, nedir durum onu araştırıyorum. Neler eklemek istersiniz? Neler eklemek isteriz? Yeni Büyükşehir Yasası 6360 sayılı yasa Cihan Bey elimizde tüm Türkiye'mizde olduğu gibi, Büyükşehir'e geçen tüm illerimizde olduğu gibi Cihan Bey elimizde de kendini göstermeye başladı. Tabiri caizse Büyükşehir abiliğini yapmaya, abi belediyeciliğini yerine getiriyor fazlasıyla birlikte. En başta su sorunumuz vardı bizim. İnsuyu Cihan Bey'le attı, 17 kilometrelik, uzun yıllar yapamadığımız, bize çok külfetli olan bir maliyetti. En başta 17 kilometrelik bir ana hattı yaptı KOSGİ bize. Sonrasında Karşıyaka mahallemiz vardı. Onların da şebeke hatları çok ölüydü, eskiydi. Yani tazikli suya dayanamıyordu. 22-23 kilometrelik de bir şebeke hattı değiştirdi. Akıbetinde hidroforlar kullanılıyordu bunların şeyinde. Neticede Karşıyaka mahallesi su sorunundan kurtuldu. Elhamdülillah. Büyükşehirimize çok teşekkür ediyoruz. 2016 ve 17'nin programında da Atçeken mahallesi olsun, Köprübaşı mahallesi olsun, onlar programa alındı. Bu konuda yapmış oldukları hizmetlerden dolayı Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza, KOSGİ Daire Başkanımıza ve emeği geçen tüm personellere şahsım ve ilçem adına çok teşekkür ediyorum. Ayrıca ilçemizde ana caddelerimiz vardı. İnönü Bulvarı gibi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı gibi, Atatürk Caddesi gibi. Buralarda 5,5 kilometrelik bir prestij yoluyla kaplanıyor şu anda sıcak asfaltla. Ondan öncesinde de yine altyapı, su ve kanalizasyon hatları tamamıyla yenilendi. Bu da hakikaten kayda değer bir yatırım. Bütün yatırımlar için yine tekrar diyorum, büyükşehirimize çok teşekkür ediyoruz. Evet, burada örnek prestij caddeler de var. Mesela bu caddede güzel çalışmalar olmuş. Evet, bu caddede güzel çalışmalar. Hangi caddedir bu caddemiz? Bu caddemiz Fatih Sultan Mehmet Caddesi. Sultan evet, Mehmet. Evet. Asfalt, sıcak asfalt atılmış. Tabii, sıcak asfalt. Ayrıca yine kaldırımlar andezit taşıyla döşeniyor. Bu da büyük bir yatırım. Yani büyükşehir, tekrar dönüyorum, abi belediyeciliğini çok güzel yapıyor. Fazlasıyla hizmet getirdi. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz.
Çok teşekkür ederiz Mehmet abi. Çok sağ olasın. Sağ sevgili seyirciler, gezmeye devam edeceğiz. Şimdi şehir şehir konağımız devam ediyor. Evet. Ama Komek otogarışında güzel bir merkezde devam ediyor. Buraya da yakın bir noktada. Ben şöyle biraz yürüyerek gideceğim. Burada da mesela abim bekçi abi Asayiş Evet. Berkemal mi? Evet. Yok hayır hayır. Yok. Hayır yok. Her şey dört dörtlük. Her şey güzel. Allah razı olsun. Herkes görevini dört dörtlük yapacak. İsim evet, nedir? Evet. İsim Ceyhan Yıldız. Ceyhan abim. Selam yollayacağın yerler var mı? Var abi. Bütün akrabalara, dostlara selamlar. En güzel işte. Herkese işte olsun. Abim ne yapıyorsun? Mulla Bozdağ abi ne bu içecek mi? Ne içiyoruz? Ne yapıyoruz? Torku'nun bayisiz abi. Efendim? Cihan Bey'le Torku bayisi. Eyvallah. Allah kolaylık versin. İşler güçler iyi mi? Elhamdülillah abi. Sen nerelisin? Buralıyım Cihan Bey'liyim. Merkez mi? Köyünden mi? Damlakuyu köyünden. Damlakuyu? Evet. Aha, abim de hemen bu damın var mı diye baktım. Hayırlı işlerin olsun abi. Hadi tırımız da gidiyor. Özel bir abi. Hadi abi. Devam abi. Hadi aman Allah kaza bela göstermesin. Tekerinize taş değmesin. Gidelim abi. Vallahi abi de selam verdi. Süleyman nerede? Çekimde Cihan Beli'ni geliyorum. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Selam vereyim dedim abilerime. Teşekkür ederiz, sağ olun, hoş geldiniz. Nereye böyle, nasıl gidiyor hayat Cihan Beli'nin? Hayat zor, ekonomi zor. Evet. Yaşam zor. Cihan Beli çok zor. İnşallah. Tarım çok zor. İnşallah, inşallah, inşallah. Allah iyilik sağlık versin abilerim. Teşekkür ederiz. Rahat bak, oradan almış. Hadi görüşürüz abim. Evet, sevgili seyirciler, arkaya doğru gideceğim. Bakın orada turkuaz renkli bir bina var. Otogarımız ve üstünde Komek. Oraya doğru gitmek istiyorum. Gidelim mi? Hadi gidelim. Efendim bu programlarda ilçelerde otogarlara mutlaka uğruyorum biliyorsunuz. Cihan Beyli Otogar'ın çok güzel bir görüntüsü var. Üst katta da Komek. Merhaba gençler. Gelin bakalım buraya. Hangi okuldasınız? Önce gençlere hemen yer verelim. Gençler buraya bir gelin bakalım. Hangi okuldasınız? İmam Hatip. İmam Hatip kaçıncı sınıf? 8. 8. Nasıl başladı eğitim öğretim yılı? Çok iyi. Güzel, bir sıkıntı yok. Özlemiş yok. Misiniz? Evet. Değil mi? Evet. Şimdi siz öğrenci misiniz, sabahçı mısınız veya sabah başlayıp akşama? Sabah başlayıp akşam bitiyor. Öğlen boşluk var bir saat. Öyle evet. Öyle gidiyor yani. Evet. Ne olacak ilerisi için, ne düşünüyorsun? İlerisi için çok iyi düşüncelerimiz var. Ne gibi acaba o çok iyi düşünceler? İyi bir mertebeye gelmek. İnşallah. Kaçıncı sınıftın? 8, aynı sınıftayız. 8'desiniz ikiniz de. Evet. İnşallah iyi noktalara gelirsiniz. İnşallah. Şimdi Komekler yazın çok yoğundu. Geleniniz oldu mu? Yok, geldim. Bu sene geleceksiniz artık. Bu sene rekor kıracağız. 20 binden sonra hedef 100 bin sevgili seyirciler. Komek yaz okullarında tam sizler için bulunmaz bir fırsat. Evet. Öyle değil mi? Evet. Hem Kur'an-ı Kerim eğitimi, hem el becerileri sanat yönüyle, değil mi? Evet. Hem spor faaliyetleriyle. Bu sene 100 bini bulacağım inşallah. Bu hedefi düşünüyorum ben. Olur inşallah değil mi? Evet. Çocuklar sizler nasılsınız? İyiyiz. Siz nasılsınız? Bizler de iyi. Senin adın ne? Zeki Meli. Peki hangi okuldasın? İmam Hatip Ortaokulu'ndayım. Aynı böyle her yer. Bir el sallayın bakalım ya. O bak bu Fenerbahçeli. Servet abi. Fenerbahçeli. Seni seveceğim bir durumla karşı karşıyayız. UEFA'da başarılar dilerim. Sürprizlerle dolu devam ediyor. Vallahi umutsuzdum ama İyi oldu, iyi oldu. Evet, sen adın ne? Muhammed Yasin. Muhammed, sen büyüyünce ne olacaksın? Ben büyüyünce doktor. Doktor olacaksın. İnşallah, canım benim, harikasınız. Kometlere geleniniz var mı? Hocam, ben orada. Bu sene gittim. Gittin mi? Evet, Kometlere gittim. Bu bina, neredeydi Komek Yaz Okulu bu sene? Komek Yaz Okulu burada. Burada mı? Buraya mı geldin? Evet. Neler yapmıştınız bana bir hatırlatsana, nasıl geçti? Yüzmeye gittik. Beyşehir kampına gittik. Evet. Kampı değil de yani, gezmeye gittik. Evet. Sonra... Kur'an-ı Kerim'e geçebildin mi? Evet, Kur'an-ı Kerim'e geçtim sonra şaka yüzüğü hediye ettiler. O ne be, onu hiç duymadım bak, harika. Peki seneye de gelecek misin? Yok, gelemeyeceğim. Niye? Çünkü seneye başka bir yere gideceğiz. Aha, başka bir yere taşınma durumu evet. var. Evet, ama gördüğünüz gibi mutlaka gemileri lazım değil mi? Çok güzel bir yaz geçirdiniz diye düşünüyorum. Evet, çok güzel oldu. Hayırlısı olsun bakalım. Gideceğin yeri de inşallah güzel geçirirsin. Sevgili seyirciler, şimdi ayrıntılara geçeceğiz. İki yatırımda bir arada olması evet, güzel oldu evet, sevgili evet. Mehmet abi. Evet. Evet, neler demek isteriz? Şimdi otogarımız yaklaşık 25-30 yıllık bir otogardı. Büyükşehirimiz otogarın da tamir ve tadilatını yaparak üst katını da Komek önce yaz kursu açtı. Şimdi de yeni kayıtlarıyla birlikte yeni eğitim öğretim yılında da kayıtlarına devam ediyor. Büyükşehir tabiri caizse çalışmaya devam ediyor. Evet, özellikle efendim şimdi çocuklar başladı yazın ama büyükler için anneler, babalar, ablalarım bu fırsat kaçmaz. Komek'e mutlaka başvurun. Cihan Bey'de çok yoğun olduğunu çok duydum. Çok yoğun evet. Oh, maşallah. Yaklaşık 500 civarında şu anda kayıtların olduğu söyleniyor. Çok iyi. O da aldığımız gayet bildiğin. Güzel. Evet. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Türkiye'nin
Ekmek ve tuzunun başkenti Cihanbeyli sevgili seyirciler. İnanılmaz bir durum. Yıllar sonra ilk defa geldim diyebilirim. Şimdi bura hakkında bilgiler alacağım. Sevgili Engin abi bir alabilir miyim? Muhteşem bir an. Tuz Gölü'ndeyiz şu an sevgili seyirciler. Engin abi sen öncelikle bir kendini tanıt. Engin Erdoğan, Kocatepe Mahalle Muhtarıyım. Aynı zamanda Cihanbeyli'de işte sosyal aktivitelerde bulunan bir Cihanbeyli arkadaşı. Sizin de buraya gelmenizden dolayı çok memnun olduk. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Abi Allah razı olsun. Allah tuz senin... diyelim ve paraf açalım tuz, abi. Şimdi tuz, bu... tuz bu şu gördüğümüz göl, ana gölün üstündeyiz şu anda Süleyman Bey. Tuz gölünün üstündeyiz. Tuz gölünün ana gövdesinin üstündeyiz. Evet. Şu anda karşımızda Koçsar görünüyor. Abi ben biraz akbil yapacağım Servet abi. Yani abi şöyle gidelim. Şimdi Tuz gölünün etrafı. İşte ben... Karşımızda bak şu anda kameramız görebiliyorsa... Evet. Koçsar görünüyor. Koçsar'a gitmiştim. O yüzden Tuz Gölü'ne gittim diyordum ama bu kadar içinde olmamıştım. O kıyısı, bir şenlikti yani. Kıyısını gördünüz. Evet. Şimdi arkaya doğru geldik. Arkaya gittiğimiz zaman gittik hemen abi. Arka tarafa gittiğimiz zaman Aksaray'a varırız. Aksaray'a vardığımız zaman da şu anda doğalgazın diğer depolama sistemlerinin çalıştığı bölgeye gideriz. İsterseniz arabamız müsait olsa buradan direkt doğalgaz çalışma sahasına gidebiliriz. Gölün üstünde. Gölün üstünde. Direkt gölün üstünde. Yani buradan aracımızı vitese takacağız. Hiç. Aksaray'a kadar gölün üstünde tuzun üstünde. Bembeyaz billur gibi tuzun üstünde Aksaray'a kadar veya Koçsar'a kadar gidebiliriz. Peki şimdi alacağız. Sevgili seyirciler abi sen bur. Şimdi şu anda tuza bakıyorum. Burada tuz kaç santim var? Şu anda yaklaşık olarak şu anda burada hasat edilmemiş. İleride şantiye şeyde havuzlarda hasat yapılıyor. Şu anda 60 santim kalınlığında tuz var. Ve hepsini almazlar hasatta. Evet. Sadece belli bir kalınlığını alırlar ki tuz yatağını bozmayalım. Hı-hı. Gölü ve şeyden de alsalar, havuzlardan da alsa arkadaşlar bunun belli bir seviyede alırlar, yatağını bozmayacaklar, doğallığını, kalitesini düşürmemek için. Türkiye'nin %70 tuz ihtiyacını Cihanbeyli karşılar. Evet. Şimdi tuz deyince birçok alanda kullanılıyor. Sanayide kullanılıyor. Kışın karla mücadelede kullanılıyor. Daha çok bu sanayi teknoloji, tipi olabilir. Sanayi, gıda her türlüsü Cihanbeyli'deki işletmelerde, irili ufaklı büyük işletmelerimizin tamamında bu tuz işlenip, paketlenip, ambalaja girip bir şekilde pazarlanıyor. Sabahleyin de diğer bir fabrikamızı gezmiştik Cihanbeyli için. O fabrikamızda da yerin altından, yerin 300 metre yerin altından doğal olarak yani tuz kayalıklarının içerisinde tatlı su verilip, sıvılaştırılıp, rafine edilip dünyanın %99 kaliteli tuzu ve o dünyada birçok ülkelerde şeyde kullanılıyormuş bu serumun ana ham maddesi. Allah. İnşallah Cihanbeyli'nin önüne açılır. Birçok öyle işletmeler kurulur. Biz de Cihanbeyli'ye bütün işletmecileri davet ediyoruz senin sayende. Abi ne demek ben dediğim gibi Cihanbeyli Tuz Gölü'ne ilk defa geldiğim için değişik duygular hissediyorum. Şimdi tuz dünyanın en tatlı şeyi diyorum abi. Tuzun bir anekdotu vardır. Tabii. Ben bir yerde bunu okumuştum. Şimdi zamanın padişahına soruyorlar. Padişah 3 tane kız çocuğu var soruyor. Diyor ki işte beni ne kadar seviyorsunuz? Biri diyor ki ben seni bal şeker kadar seviyorum. Biri diyor ki ben seni işte biber ekmek aş kadar seviyorum. Biri de diyor ki ben seni tuz kadar seviyorum. Tuzun girmediği bir iş var mı, işlev var mı? Yok. Yemekte tuz, salatada tuz, çorbada tuz, reçel kaynadırsın tuz, 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 tuz. Tuzun girmediği yer var mı? Yok. Ben seni tuz kadar seviyorum sevgili Süleyman'ım. Allah razı olsun. Biz de seni çok seviyoruz Engin abi. Sevgili seyirciler. Şimdi demek ki belli bir seviyeye kadar iç makineleri alıyor. Hasat bozmuyor. Hasat zemini bozmuyor. Zemini bozmuyor. Yağmur yağdı diyelim. Şimdi bu aşamadan sonra ne olur? Şu anda sonbahar hasat dönemidir. Evet. Havuzlarda çalışmalar yapılıyor. Kışın su tutumu başlanır. Gölden, ana gövdeden. Tuzlu su havuzlara aktarılır. Ana gövdede tuz oluşur. Su, yağmur, işte Cenab-ı Allah'ın verdiği bir doğal özellik. Yani hiç kimsenin gücünün yetmediği, inanmayanların da inanacağı, gözle gördüğü bir inanma sebebidir bu. Evet. 8. ayda yani Ağustos ayının sıcaklarında buharlaşmadan dolayı oluşan doğal bir kimyasal madde. Muhteşem. İnsanoğlu yapamaz. Bozar yapamaz. Şu anda Cihanbeyli Türkiye'nin birçok vilayetinden büyük bir ilçe. Yani yapı yüz ölçümü olarak. Bir belde 165 kilometre. Kandil kasabasının belediyesinin önünden bindiğimiz zaman Gölyazı Belediyesi'nin son mahallesine vardığımız yani Aksaray sınırına vardığımız zaman tam 165 kilometre biz bunu ölçtük. Evet.
geçmişteki çok, milletvekili arkadaşlarımızla ölçtük. Çok bir yani bir ucumuzdan bir ucu. Diğer uçlarını aldığın zaman tarım, bu bölgede tarımın başkentiyiz. Ayçiçek'te, pancarda, mısırda, arpa, buğday, alternatif yeni arkadaşlar tarım ürünlerine başladı. İşte kimyon olsun, buna benzer tıbbi bitki aromatikler. Şimdi biz Büyükşehir'e girdik. Burada Büyükşehir'den Cihanbeyli hizmetini alıyor. Ha almıyor dersek nankörlük. Ama az alıyoruz. Tahir abimden şunu rica ediyorum. Cihanbeyli diğer ilçelerin yani işte Seydişehir'den, Beyşehir'den 3 katı. Yani bir Cihanbeyli 3 tane Seydişehir, Beyşehir'dir, ılgın eder. Biz diyoruz ki Cihanbeyli 3 katı değerinde alalım. İnşallah diyelim biz de. Ha, şimdi ben bir de seni tuz kadar seviyorum. Hani bu gidişin bir olmasın. Bunun devamını da bekliyoruz Sayın Süleyman'ın. Abi şunu soracağım. Bir kızıllıklar var abi. Geride de var ama. Bu kızıllıklar özellikle geride, ileride her tarafta var. Ne anlam ifade ediyor? Bu şu anda burada yeniden tuz oluşumuna başladığını gösteriyor. Bakteri değil mi onlar? Bakteri. Yani doğal olarak tuz kırmızılaşıyor, zamanla beyazlaşıyor. Allah Allah. Yani gölün belli bir döneminde geldiğin zaman böyle kar beyazlığını göremezsin. Sadece kırmızılık görürsün. Bu biliyorsun değil mi Serhat abi? İşte tuz gölü kıpkırmızı oldu. Ne oluyor? O bakteriler. Bakteriler tuz toprak doğal olan topraktaki yapılar, mineraller bir tür bakteri işte. Evet. Kırmızılaşıyor. Belli bir zaman sonra da beyazlaşıyor. İşte bu da Cenab-ı Allah'ın bir hikmeti. Efendim şimdi Cihanbeyli Gölyazı'dayız. Merhaba çocuklar, nasılsınız? İyiyiz. Şimdi isimleri alacağım yüksek sesle. İsimler. Havin. Havin. Sen kaça gidiyorsun? 3'e gideceğim. 3'e başladın mı? Evet. Nasıldı karne yazın? İyiydi. İyi, teşekkür, takdir. Yok. 5, 4, hepsi var mı? 5 var, 4 var. 3? Var. 2? Var. 1? Yok. 2 de var, olacak tabii maşallah. Gözlere dikkat, Havin'in gözlere dikkat maşallah. Buraya çok güzel bir yol yapılıyor, artık bisikletlerle daha güzel gezebilirsiniz. Evet. İyi olacak mı? Evet. İyi, inşallah güzelce binersiniz ama dikkatli binin, tamam mı? Sen adın ne canım? Benim adım Ayşe. Ayşe. Nerelisiniz siz? Hı? Nerelisiniz burası? Gölyazı mı? Evet. Gölyazı. Ay siz böyle geziyor muydunuz böyle? Evet. Harika. Ne olacaksın ileride? Öğretmen. İnşallah. Sen ne olacaksın Havin? Öğretmen. Öğretmen sen? Müzik. Müzik değil mi? Şu an sesin iyi mi senin? Evet. Ne söylesin bize, kendi mi karar versin? Ya hocam. Birazcık. Birazcık canım. Evet. Uzun bir şey de gel. Gel. İsim neydi? Çağla. Hadi Çağla. Çağla naz yapmasın bize. Hocam ben Kürtçe biliyorum. Türkçe tamam biliyorum. Söyle canım, fark etmez, hadi ne istersen. Ha söylemek ister ben misin? Ben söyleyeyim ama. Ya söyle. Bu kadar istek var, söylemiyorsun. Amca bu çok güzel bir şey. Al sen bir şey söyle bize. Adın ne önce? Adım Reşit. Al Reşit, söyle bakalım bize. Ne söyleyeyim? Şarkı, türkü. Türkü bilmiyorum ki. Olsun. Buyu biliyor. Sen söyle, fark etmez. Yok. Bildiğini söyle. Peki kaç sen kaldı? Adın ne? Sude Nur. Sude. Hadi bize bir el sallar mısınız? Şöyle güzelce bir el sallayın. Efendim gördüğünüz gibi her tarafta çalışmalar devam ediyor. Bu kız da bisikletini almış böyle gidiyor. Senin adın neydi? Nehir. Nehir. Burada bizi izleyenlere bir el sallar mısın? Böyle uzakta tanıdıklar var mı? Yurt dışında falan tanıdıkları. Kim var? Nerede baba? Allah. Avusturya. Ne zamandır, ne zaman görüştün en son? Geldi mi yazın? Evet. İyi. Gitti. Ne zaman gelecek bir daha? Kışta gelir inşallah. İnşallah gelir. Evet. Özledin mi şimdiden? Evet. Hadi bey sağla babayla Avusturya'yla buluşturalım. Efendim şimdi Taşpınar mahallemize geldik. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Abi böyle gözlükler, mözlükler, kulaklık, bunu çok mu iyi kullanıyorsun abi? Lazım oluyor mu Bluetooth? Mecburen araç kullanıyoruz. Araç kullanırken aman dikkat, helal olsun. Tebrik tamam. ediyorum. Şey abi neler var? Çalışmalardan biraz bilgi alabilir miyim? Şöyle devam eden biten. Abi biten. Abi çok dönme abi. Evet. Abi biten ilerideki mahallemiz benim. Aynı mahallenin içinde diğer yollarımız bitti. Neler yapıldı mesela bitti derken? Abi yollarımız yapıldı. Güzel yollarımız oldu. Allah razı olsun. Çocuklar burası neresi? Yeşilli Parkı. Nasıl, beğendiniz mi? Evet. Sevgili seyircilerimiz, şu anda parklarımızı geziyoruz. 32 mahallede bu tip parklar yapılıyor ve bitenler de var. Bunların işte çok her şey var. En çok hangisini kullanıyorsunuz bu parkta? En çok neresi? Görmen oğlum. Spor hareketlerini. Spor hareketleri. Biraz daha büyük tabii. Büyükler biraz daha spor hareketleri. Bakayım bir kasları bir göster bakayım, var mı şeyler? Kas var mı bakalım? Oy oy. Peki büyüyünce ne olacağız? Gelin bakalım yanıma. Evet. Büyüyünce ne olacağız? Çiftçi. Çiftçi. Bak gel. Tarla, bağ, bahçe ne kadar, kaç dönüm?
Var yok, mı baya? Yok, çiftçi ama gideceğim. Ama olacak. Çiftçi deyince sevgili seyirciler, gün yüzünü ben hep sevmişimdir. Çok sefa da gelirim. Hani üniversite arkadaşları, ev ortamları unutulmaz. Ziraat mühendisi sevgili Fatih Boncuk abime de selamlar yollayın. Buralı da inşallah mühendis olursun. Hem ziraat mühendisi olursun, hem çiftçi olursun bilinçli, olmaz mı? Mühendis olalım değil mi? Evet. Sen ne olacaksın? Gelin ya, yanıma gelin şöyle ya bir karşıya. Ha? Siz de yanıma gelin. Şöyle yanıma gelin. Sen ne olacaksın büyüyünce? Beyin cerrahı. Beyin cerrahı inşallah. Çok çalışmanız lazım. Çalışıyoruz zaten. Karne nasıldı? Takdir. Aferin be. Hangi okuldasınız peki? Günyüzü Ortaokulundayız. Günyüzü Ortaokulu. Herkes mi? Evet. Harika. İyi çalışın arkadaşlar derslerinize. Tamam mı? İnşallah geleceğin başbakanı, cumhurbaşkanları değil mi? Bakanları sizler olursunuz değil mi? Evet, evet inşallah. Öğretmenleri. Evet. Doğru, öğretmenleri de sizler olursunuz. Hakimleri. Arkadaşlar. Patlara. Öğretmenlerime selam gönderiyorum. Patlara zarar. Kimlere yolluyorsun selam? Buradan tüm öğretmenlerime selam yolluyorum. Aferin, aferin. Ben de, ben de. Çocuklar, ben de. Çok güzel bir parkınız var. Parka zarar vermiyoruz. Hayır, evet, evet, öyle. Zarar verenleri ben dövüyorum. Efendim? Zarar verenleri ben dövüyorum tamam, zaten. Tamam, dövme de uyar. Uyarıyorum. Ya önce... Aman ha, aman dikkatli olun. Çok güzel bir park değil mi? Evet. Siz de koruyacaksınız. Hadi bir el sallayalım. Çal zurnacı, diline üşenme hoppa. Bir gün Sıla'dan mektubu geldi. Okuduk ki köye dönüyormuş Süleyman. Cihanbeyli'de Karabağ Mahallesi'ne geldik. Mümkün olduğu kadar Cihanbeyli'nin bütün mahallelerini gösterin. Bak gayet güzel, yeşil yani. Vallahi bu yeşilliğin sebebini soralım Karabağlılara. Abi merhaba. Merhaba. Bir isim nedir, bir tanısak? Mehmet Akif Gülbahçe. Evet. Gülbahçe sakinlerinden. Hem isim, soy isim Gülbahçe. Hem Gülbahçe. Gülbahçe. Gülbahçe'de oturuyorum. Niye Gülbahçe? Dedemin eskiden Gülbahçe koymuşlar. Bahçesi varmış böyle, envai çeşit güller olduğundan dolayı adı Gülbahçe kalmış o zaman. Evet. Şimdi bu mahallemiz kaç kilometre uzaklıkta Cihanbeyli'ne, Konya'ya? Cihanbeyli'ne buradan 20 kilometre. Evet. Konya'ya da 80 kilometre olması lazım. 80 kilometre. Doğru. Bravo. Tam puanları aldınız. Aldık. Cihanbeyli 100 kilometre olduğundan göre 20 kilometre gerideyiz evet, yani. Gerideyiz. Ne sorunu vardı? Ne oldu şimdi? Steposuna çıktık da. Şimdi suyumuz tamam olmuyordu. Burada bir artezyen suyu kazdılar. Artezyen yapınca bu hem Gülbahçe hem Karabağ'a bu suyu vermiş oldular. Daha bir yoldu yani, menba suyu gibi su. Kayaran altından saf su geliyor. Allah Allah. Doğal kaynak doğal, suyu. Doğal kaynak suyu. Aa, abi merhaba Hacı abi. Merhaba Hacı abi. Maşallah herkes gülüyor. İyi oldu ya böyle. Tabii canım. Tabii. Sizi biraz tanıyalım. Biz Karabağ Gülbahçe'den Cemal Vural. Evet Cemal abi. Şimdi çok memnun olduk. Ne edersen bizim eski suyumuz içilmeyecek bir suydu. İçemiyorduk. Ama şimdi bu suyu verince menba suyuna kavuştu. Ne mutlu bize. Doğru mu? Doğru. Allah razı olsun. Çayı demleyeceksin. Evet. O biçim çay. Yemekleri yapacaksın. Çayı içeceksin. İçtikçe de içesin gelir. Şişkinlik hiç yok. Oh. Elhamdülillah. Karabağ'ın suyu da ne Karabağ suymuş su, ya. Karabağ su. Şimdi şuradan gelen su. Evet. Karışık. Evet. Bizim orada su. Adam at öldüren kuyunun suyu. At öldürdü. Eskiden o kuyu. Niye öyle bizim diyor? Gülbahçe'nin suyu at öldürür. At öldürür de oradan. Buz gibi yani. Yo, oradan at su içtiğinde eski kuyudan sancılanır öldürür. Ben ama de çok soğuk suyun içine terli terli diye güzel. Su bozuk. Eyvallah. Oradaki at öldüren su dediği su. Ayrı yani şey. Yüz suyu bu daman suyu yani. Esas menba suyu. Allah razı olsun. Olsun. Efendim gezeceğim. Şimdi şöyle bir bakalım. Hem bir hareketlilik var. Su deposuna doğru hemen döneyim abi ben. Buraya doğru geleceğim. Abilerin fayans düşüyor. Bitiyor su. Bütün su depolarına bakım, onarım çalışmaları. Oradaki durum vaziyet nedir? Orada bakalım abi. Su depomuz burada sevgili seyircilerimiz. Su depomuzun hemen önünde. Şu an ne aşamaları var sayın muhtarım içeride? Bakım. Fayanslar düşen işte. Sen bir kendini onarım. Tanıt. Sen öve ha. Öve dediler. Bir muhtarımız var. Bir muhtarımız var. Bir gelelim Karabağ'a dedik. Sağ ol. Allah seni razı kim olsun. Niye seviyor bu kadar? Yok bilmiyorum. Vay işte koşturuyor. Çalışan sevilir. Eyvallah. Evet burada su sorunu neydi? Önce oradan başlayalım. Burada şimdi ben... Konya Cihanbeyli Karabağ Mahallesi muhtarıyım. Evet. Evet. Şimdi burada bayağı bir tadilat istiyordu. Tadilat yapıldı. İçine fayans döşendi. Boyası yapıldı. Oh. Gülbahçe'nin suyumuz çıkmıştı. Bu suyumuz da pek iyi değerliydi. Onu bağlattık. Güzel. Sağ olsun Koski'ye. Yardımcı oldular. İşte Tayrak ya Koski'ye. Teşekkür ederiz. Eyvallah. Allah razı olsun. Vatandaşa hizmet önemli sevgili seyirciler. Suyu arayıp bulacağız. Kaç metre olursa olsun, nerede olursa olsun su aranıp bulur. Bak kopla geldi su. 50 yıllık su sorunu Konya'da. Nereler dağlardan akan boş su toplandı geldi işte. Her şey vatandaş için. Sevgili seyirciler,
Gördüğünüz gibi Karabağ Mahallesi'nde uğradık. Muhtarım da nefes nefese bak bu arada. Ya bak. Biraz eriteceğiz, eriteceğiz. Öyle bulduğun etleri dur, yiyor. Biraz da bize. Çalıştığından dolayı. Çalıştığından mı etleri yiyor? Löpür löpür öyle. Çalıştığı için nefes nefese gidiyor yani. Bu. Şimdi akrabası da çok. Şaka diyorum, şaka aradığımı, diyorum. Allah razı olsun. Biraderler de çok her gün bir yerde. Davet oluyor. Davet evet sevgili seyirciler, Karabağ'a da uğradık. Daha gidecek bazı yerlerimiz var. O yüzden olur. Çok teşekkür ediyorum. Abilerime kolay gelsin muhtarım. Olur. Var mı ekleyeceğim bir şey? Canın sağlığı. Sen de kendine iyi bak inşallah. İnşallah. Şimdi de Cihanbeyli Ağabeyli Mahallesi'ndeyiz. Servet abi gel. Bak eskiden tarım aletleri neydi? Neler yapılırdı? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Sen kimsin? Hoş geldiniz abi. Ben Cihanbeyli'ne bağlı Ağabeyli köyünde Muammer Bodur. Aslında onun o amcamızın bize sorması lazım. Sen kimsin diye de. Abi evet, nedir bu aletler? Bunlar evveli çit sürerdik, ekin ekerdik, kaldırırdık. İşte bizim yaşantımız buydu evveli. Şimdi millet motor katır, şimdi bunları beğenen kim, bilen kim. Mesela bunu neyle sürerdiniz? Atına, atla. At, öküz. Öküz. Öküz, at. Evet, at. Şunları atları koşardık şuraya. İkişer at, ikişer at koşardık. Şu ekim makinesiydi, ekim biçilirdi, ekim makinesiydi. Hangi yıllar sen bunları yaşadın mı? Yaşadım tabii, yaşamaz olur mu çocukluğumda biz öküz de koştuk bunlara. Ya. At da koş. Affedersin eşek de koştuk. Şimdi motora atla traktörle. Şimdi bu hava bitti gar şimdi. Bunları bilen de yok. Bilen de yok. Ya. Ben de bilemedim bunlar neyin nesi eski traktörler. Şunlara iki at koşardık. Allah iki Allah. İki. Şunlara üç at koşulur. Şunlara üç at koşulur şuna. Bunlara iki at koşulurdu şuna. Evet. Niye buraya koydunuz? Burası müze mi? Müze. Müze yaptım. Amcam müze yaptı burayı. Tarım aleti bunlar. Evet. Eski tarım aletleri. Anladın? Onların hayat geçiyor. Bak şundan düven sürerdik. Bak, biraz gel istersen. Bak evin her tarafında. İçeriye de gideceğim. İçeride sürprizler var amcamızın bize. Evet. Evet. Burada neler var? Burada şundan dedelerimiz şibilelermiş. Bıçak. Bıçak bileler. Palta bileler. Anladın? Şunlar terazi. Eski teraziler. Şu nenemin şey. Şidara. Yum çekermiş. Senin ninenin. Nenem tabii. Kaç yıllıktır o zaman ya. Nenemin. Şunlarla sap sıkıştırdık. Arabaya sapı doldurur. Arabaya sapı doldurur. Onlarla ipleri sıkıştırdık. Şu belden nahtiller. Şu eski yayık. Yayık. Bu motorlu gibi ne? Onun elle vurulur o yayık. Yayık. İtalyan malı o. İtalyan malı. Evvelik şeydilermiş. O yayık o. Peki bunları sat deseler veya bırak deseler? Yok yok ben ölünce kadar bir tanesini satmam. Mümkün mü? Ama sen bayağı iyi para verecek adam öldüm, yani. Ya istersen ne verirse. Trilyon ver. Verecek adam. Hiç hiç gözüm dedi. Yapma abi ne yapacaksın bunlara kim bakıyor şimdi? Ha, var yani, ha demir. Bakmazsa bakmasın. Benim özel bakıyorum ya benim özel hayatım onlar benim. Ha. Meram benim, hobim. Allah onlarla Allah. Vakit geçiriyorum. Oturuyorum buraya işte. Oturuyorum, oturuyorum. Kara günler, ekinler. Şu biçer de var sayılır de böyle. Dört beş tane at koşarlardı, sap sürerlerdi bunlar. Harman kaldırırlardı. Anladın mı? Şu yayık, şunlar da yayık. İtalyan yayık. Peki içeride sürprizler var, bir de içeriye geçelim. Bu dünya kimseye kalmamış, hele bir düşün, niye sana kalsın Süleyman? Muammer abimizin diğer bir koleksiyonuna geldik. Altın, altın var mı bunun içinde? Yok, altın yok. Ne bunlar? Bakır, efendim, kullanılan paralar. Evet, evet. Paralar, çakılar, tesbihler, aman Allah'ım, aman Allah'ım. Ne? Şunlar bak 18 ayet. Ha, onlar eski çakmak bunlara taş bile vermezlerdi hükümet bunlara. Niye abi? Ha, devlet çakmak. Evet devlet kazanacak da kirbit alacak da tekel devlet kazanacak diye bunlara çakmak bulamazdık biz. Evveli. Onlar çakmak bak. Şu diptekiler hep çakmak bak. Şu İtalyan malı. İtalyan malı, İtalyan'a eniştem gittiydi, hatır olarak getirdi. Şurada mühür var, Osmanlı mühürü. Osmanlı mühürü. Osmanlıların mühürü. İşte var. Tabii ışık biraz sıkıntılı Muammer abi. Ama burada inanılmaz bir hazine yatıyor. Ya bilmem gari, orası. Hazine var. Yani gerçekten meraklılar varsa Ağabeyli köyüne Muammer abiye gelecekler. Muhabbet, oturup konuşacaklar. Eski, yeni. Muhabbet. Şunlara, dedemin... Usturası. Dede ustura. Şimdi burada yukarı fotoğraflara bakacağız. İyi bir avcıymış Muammer abi. Avcı. Maşallah. 61'den beri. Ördek, kaz. Ne vururdunuz genelde? Kaz, ördek çok işte.
o hayvanları vurdu. İçeri ama bağlayacağım olayı. Şimdi gel. Yok. Gel içeri gideceğiz. Geç. O vurulan ördekler, kazlar ne oldu? Gelin bakalım. Evet. Evet, vurulan ördekler, kazlar ne oldu? Bunlar ne? Tükendi, bitti. Su bitti, hayat bitti. Evvel burada su çoktu. Her taraf suyudu. Yani bunlar ne Muammer abi? Ördek. Yenilir hayvanlar onlar. Peki bu de. Nasıl? Ne bu? Maket mi, oyuncak mı? Maket olur mu ya? Oyuncak falan değil. Kuş. Bildiğim canlı kuş işte. Vurduk, yüzdüm. Onları öyle doldurdum. Şimdi onlarla hobimi geçiriyorum, vaktimi geçiriyorum. Bunların hepsi senin vurduğun? Elbet tabii. Hayvanlar? Evet. Kuşlar? Kuşlar. İç, mumyaladın bunları. Mumyalama mı deniyor ona? Yok, ot doldururum ya. İçine ot doldurur. Ot dolduruyor böyle. Işte, bağırsaklarını çıkarıyorsun. Evet evet. Tuluk çıkarıyorum. Onları doldurup öyle besliyor. Peki şunları biraz, o baykuş ne? Abi biraz görelim işte, mi çeşitleri? Kulaklı baykuş diller onu. Ama gözleri falan canlı gibi. Canlı gibi de kulaklı o. Kulaklı baykuş. Eline evet. Mi alacaksın? Ana. İşte bak kulaklı baykuşum. Kaç yıllarıydı bunu vurdun? Bunu 61'de, 62'de vurdum. 61'de başladı bu koleksiyonlar. Koleksiyonlar. Hobim işte bunu, hayatım böyle geçti benim. Ya çoktu da dost, ehbap götürdü, on sana yemin ettim kimseye vermem. Şimdi başka şu ördek mi bunlar? Bunlar ördek, ördek, yeniler, ördekler. Allah Allah, gözlere falan bak. O zaman şu elimde bir alayım ben şu ördeği. Al, al. Bu kaçlı yıllarda vurdun ördek? Yılını bilemem işte, 61'de başladı. Çeneleri falan böyle baksana. Bunlara kaşık... Erkek mi kızım? Bu dişi erkek, mi? Şu dişi bak, dişisi, bunlara kaşıkçı derler. Kaşıkçı? Kaşıkçı, tıktıklarına bak. Kaşık gibi evet. Gagalar var. Kaşıkçı. Evet sevgili seyirciler, inanılmaz merakı olan Cihan Beyli, Ağabeyli'ye gelecek. Ben hepsini geçmiyorum. Burada da diğer bölüm. Hepsi vurulan hayvanlar. Bu şekilde. Bak şunun, bu da mı Konya'daydı bunu? Evet, Konya değil. Yabandan gelir bunlar. Baharın bizim buraya suya gelirlerdi. Aa, göç bu hayvan. Neymiş bu? Göç hayvanı bunlar. Buna Macar ördeği dediler. Macar ördeği. He. Canlı gibi duruyor. Bunu. Allah Allah. Şu, her zaman bulunmaz. Bak. Ama o da bunlar. O ne? Saz tavuğu derler buna. Bir daha evet, saz tavuğu. Saz tavuğu. Yani çok fazla. Şu dişisi, bu erkeğe bak. Şu dişisi. Böyle bu şekilde de evet, işte içini doldurmuşsun. Canlı gibi de kalmış. Evet. Burada da yine 61'li yıllardan beri kullanılan semaverler. Evet, semaverler. Daha eski. Lamba mı var orada? Gaz lambaları mı? Şunlar da gaz lambaları. Dur ben biraz şey... Düşünüyorum artık. Evet, dur hazırız dur abi. Evet. Çine savurduk, dene çıkarırlardı babalarımız, dedelerimiz. Yani herkes de bulunmazdı. Bu memleket o kadar fakirdi işte. Şimdi? Şimdi oho, kim bakar bunu? Şu tüfek. Muammer abinin de anlatacak çok şey var sevgili seyirciler. Tüfeği çıkarıyoruz şimdi bu. Şu tüfek dolma tüfek. Anladın mı? Bunun garı. Ta seferberlikten daha evveli bunlar harf yapmışlar dedelerimizden kalma. Ya işte adamlar bunlarla ömür geçirmişler. Şimdi ne var? Dolduruyorsun, gidiyorsun, satın alıyorsun filan. Bunu ağzından dolar. Bak çubuğu var burada. Evet, çubuğu i̇şte. Da var. He. Ağzından doluyor. Bu kırılmaz bu. Bak. Kırılmaz bu. Şuraya kapsül koy. Kapsülü içini dolma yapan. Hala o pratikte duruyor yani. Eline yakışıyor. Eline yakışıyor. Çok teşekkür ederim Muammer abi. Birazdan meraklarını ben, sana yollayacağım. Ben, izleyicilerden çok güzel bir ben teşekkür ederim siz geldiğiniz için. Muammer abim. Memnun kardeşim. Allah razı olsun. Cihan Beyli Ağabeyli Mahalle. Ağabeyli Mahalle. Ağabeyli Köyü. Muammer abiyi arayıp buluyorsunuz. Efendim gün boyu Cihan Beyli'de çekimlerini tamamladık. Artık Konya'ya dönüş yolundayız. Ve akşam yemeği zamanı malum olduğu üzere efendim yemeksiz olmaz. Şimdi nereye geldik ustam, biz şu an neredeyiz? Konya Ankara yolu 72 kilometre, şoför İsmail'in yeri, Moğol tesisleri. Evet, şoför İsmail'in yeri. Şimdi ne derler yolculuklarda? Kamyon şoförlerinin durduğu yerde duracaksınız. Yemeği oradan yiyeceksiniz. Nedir bunun sebebi öğrenelim. Ne yapıyoruz şu an ustam? Saç kavurma yapıyoruz efendim. Of. Dana etimizi hazırladık. Sacın üstüne koyduk. Yağda haşlıyoruz şu anda. Ondan sonra biberimizi, domatesi attıktan sonra servis hazır olacak. Of çok güzel. Yağlı gözüküyor. Ayrıca yağ attınız mı? Hayır hayır. Kendi yağı mı? Kendi yağı şu andaki. Of, abi görüyor musun Servet evet. Abi? Şöyle ben sana saç kavurma İsmail abimizin mekanında nasıl olur? Terbiyelenmiş şeklinde şu anda. Of. Pişiyor. Ondan sonra biberini atacağız. Daha sonra baharatını atıp domatesi attıktan sonra
servise sunacağız inşallah. Yani kavurmadan önemlisi et. Evet. Eti iyi olacak. Evet tabii. Etin iyi yerler olacak. Düve eti. Düve eti olacak. Evet. Arka budundan düve eti olacak. Arka budundan düve eti. Evet. Kamyoncular abi iyi yer değil mi? Evet. Kendilerine iyi bakarlar mı? Boğazı severler. İyi yerler. Öyle mi? Evet. Peki burada saç kavurmamız devam ediyor. Diğer tarafta mangal başına gidiyorum. Ustam kolay gelsin. Sağ olun abi, hoş geldiniz. Nasılsın? Burada da mangalımız var sevgili evet. Seyirciler. Sipariş mi var? Evet, sipariş var. Evet, paket var şu anda. Ne tür ızgaralarınız var abi burada? Şu anda ızgarada olan kuzu şiş, tavuk şiş, tavuk kanat ve Adana kebap var. Adana kebap. Ustam göster hünerlerini, göster. Efendim bir tarafta saç kavurma, bir tarafta mangallar. Ustam coştu, hemen Adanaları da koydu siparişler. Akşam yoğunluğu başlamış durumda efendim. İsmail abimizin... Bu pratik mi oluyor bu? Evet, bu işi acele olan müşterilerimiz için... Evet. Daha kolay oluyor. Hızlandırıyor. Ve hızlandırıyor. Yani müşterilerimizi bekletmiyoruz. Evet bakın şöyle abi tam da oldu vallahi var ya. Kuşbaşları da güzel görünüyor. Ben hemen şöyle göstereyim sevgili seyirciler. Of, yağ olacak, yağsız olmaz. Yağsız olmaz çünkü yağ yumuşak tutuyor. Yağsız olursa hem yumuşak olmaz hem yağ lezzet veriyor. O evet. Yüzden yağ koyuyoruz. Evet, kamyon şoförleri acıktı. Onlara bakmak lazım. Siparişler yoğunlaştı, paket var. Tavuk kanadı hemen alıyorum soğukken. Şimdi ustam yaptı ki kenarlarını yine açtı, içi iyice pişsin diye. Hop, abi vallahi beni usta dövecek. Usta dövecek. Hemen geldim buraya. Ne durumda saç kavurma? Bir oradayım, bir buradayım. Etimiz pişmek üzere efendim. Öyle mi? Hızlı evet. Pişti yani. Tabii hızlı pişti. Az sonra biberini atıp, baharatını atıp, ondan sonra domates atacağız. İnşallah şimdi biber atıyoruz. Su biraz çekilecek. Ben bunu karıştırıp kesen hazırla malzemeleri usta. Tabii. Evet. Efendim saç kavurma da şöyle. Allah. Geliyor mu abi ses? Tam da kurbandan yeni çıktık. Herkesin evinde var. Akşamın bu saatinde erinmeyin. Yani hanıma sözü geçirebilirseniz, korkunuz olmazsa hanım kalk. Hadi Süleyman'ı da gördüm. Bir kavurma yap da yiyelim deyin gece 12'de 10'da. Hadi bakalım görelim. Evet. Ustam devam ediyor. Tam kıvamı mı? Evet. Şu anda tam kıvamı. Yumuşacık evet. Oldu değil mi? Evet. Şu anda yağla böyle çok yumuşak oldu. Biberini atalım inşallah şimdi. Yiyince anlayacağız onu. Onu şimdiden sen öyle diyorsun. Evet. Of biberleri de koyduk. Köy biberi mi bu? Yok. Yeşil sivri biber. Yeşil sivri evet. Biber. Evet. Saç biraz acılı olması lazım. Yapma ya. Evet. Tatlı biber... Lezzetini bozar. O yüzden biraz acı olacak ki tadı damağınıza gelecek. Ben acıyı sevmezsem ne yapacağız? Çok acı değil, normal acı. Normal acılı. Evet. Bu karışmayacak değil mi? Yok, şu anda onu karıştıracağım. Karıştırıyorum ben. Hemen ustama yardım ediyorum. İş acele. Kamyon şoför İsmail abilerimizin yoğun müşterileri var. He? Allah 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 Allah. Abim. Sen de mi acıktın? Yok abi acıkmaz ya. Kameraman acıkır mı ya? Acıkmaz. Kameraman uyumaz. Az bir şey tuz atacağız. Tuzu tam atma aşaması. Evet. Kaç kişilik bu abi? Şu anda 7-8 kişilik o. 7-8 kişi doyacak. Evet. Yarım kaşık tuz attık efendim. Evet. Kokusu gelmeye başladı. Evet şu an aldım. Hele biber de gelince saç kavurmada kokuyu aldım. Sırada evet. Bu biraz pişecek. Evet, pişecek. Kapağını kapatacağız. Yavaş yavaş pişecek. Güzel pişecek. Evet mangallara tatlara bak. Oo ustam bu ne tatlı. Dur bir hemen açayım alıyorum. Bu ne tatlısı ustam? Bu bizim spesiyelimiz. Fırında sütlaç, üzerinde fındık, Antep fıstığı ve süzme bal var. Kendimiz yapıp fırında kızartıp böyle servis yapıyoruz. Şu an yemeğe hazır. Evet şu an yemeğe hazır. Abi bunu yerken senin elleri bağlasınlar tamam benim de ayakları bağlasınlar abi. Böyle bir şey ballı ya böyle bir şey olabilir mi? Yani bir defa görsellikten 10 üzerinden 10 puan. İnsan yemeyecekse de bu görsellikten yer bunu. Abi göreceğim mükemmel. Paketler hazırlandı, ızgaralar, pilav da var öyle mi? Evet. Getir ustam. Ha, afiyet olsun. Harıl harıl çalışıyor ustalarım. Hop. Yoğun bir çalışma devam ediyor. Evet hemen oradan hızlandıralım. Hadi şoförler beklemesin. Şoförler beklemez. Onların işleri uzun. Ne attık ustam? Çok az bir şey pul biber attık efendim. Renk alsın diye ettim. Evet. Çok az bir şey pul biber. Pul biber. Evet. Karıştıracağız mı? Tabii kendi saldıktan sonra karıştıracağız. Ha. Kendini salacak. Evet, biber biraz salacak, onu sana karıştırıyor. Rengini versin diye öğretmen. Efendim ızgaralar geldi. Sizin adınıza kısaca tadına bakacağım. Şöyle yorum alalım. Önce abimize. Abi isim ne? Faruk. Şunu ye de bir tadına bak bakayım. Ne diyeceğim Faruk abi ya? Faruk şöyle.
Faruk abi. Çok lezzetli ya. Ne eti sence bu? Evet. Ne eti? Kuz eti. Kuz eti. Tadını aldın mı? Aldım. Yalnız biraz düşündün. Senin puanı kırdım. Yok, çok güzel. Çok sen kırdım. Evde yemekleri sen mi yapıyorsun, hanım mı yapıyor? Hanım yapıyor. Belli. Tamam, anlaşıldı. Şimdi abi seni bir tanıtalım istersen. Abi ismim Kemal Yaldır. Evet Kemal. Babamla beraber, amcalarımla beraber burayı çalıştırıyoruz. Eyvallah. Normalde ekmek ustasıyım ama garsonluk yapıyorum. Burada gelen müşterinin 170'ini ben tanıyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Etlere girelim abi. Şimdi ızgaralar meşhur dediniz. Evet. Hemen kuşbaşını alıyorum. Kuzu kuşbaşı. Kuzu kuşbaşı evet. Yumuşacık. Evet, muhteşem. Puanlıdır. Zeytinyağı ve sütle terbiye ediyoruz onu. Hı? Bir gün duruktan sonra hazırlık aşamasına geliyor ve pişiriyoruz. O da kuzu ve düğü etinden karışık kuzu köfte diyoruz. Kuzu köfte de geliyor, geliyor. Kuzu köfte dedin de ne geliyor bak. Allah 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 Allah. Şu sunuma bak ya. Şu sunuma bak abi ya. Saç kavurma geldi. Hemen köftenin de... Evet, afiyet olsun. Tuzu sonra da mı atıyoruz? Tabii saç kavurma piştikten bir 10 dakika sonra falan atıyoruz. Yoksa et sert olur. Izgaralarda da ızgara, ızgaraya tuzu önceden atarız. Yoksa şişte durmaz, akabilir. Evet. Adana'ya bakıyorum hemen. Evet. Onda da tam tersi %80 düve eti, %20 kuzu eti karışık. İçinde Maraş'tan getirdiğimiz özel pul biber var. Onun içinde harmanlayıp yapıyoruz. Şunu söyleyeyim, Adana'ya bayıldım. Afiyet olsun abicim. Adana'nın kıvamı... Şifa olsun. Çok et yani tercih etmiyorum. Sulu yemekleri tercih ediyorum ama Adana beğendim. Afiyet olsun. Başka tatmak istediğim... Efendim abi? Bütün kamyoncular buraya kamyoncular tercih ediyor. Kamyoncular gelmiyor zaten. Evet. %70'imizi kamyoncu oluşturuyor. Abi arkadan hemen müdahale ediyor. Canı onun saç kavurma çekiyor. Gel abi gel. Arkadaş nasıl ye ben de seyredeyim. Abi sen demeyeceğim ben. Yok. Süleyman. Ben seni seyredeyim. Kamyonculara besliyor. Bakıyor. Al abi. Al abi. Şöyle şoförlerimize bakalım ya. Şoförler. Gel abi. Şu kavurma yetmez de ne yapılır ya. Hemen bana yorumları ver abi. Vallahi çok güzel olmuş. Abi şu şoför abilerim gelsin. Ustam. Kaptan nasıl olmuş? Allah'a şükür çok güzel. Beğendin mi? Çok süper. Of. Süper. Of. Kurbandan çıktık. Sizler de evlerinizde var. Çıkarın buzluktan. Hemen yapın kavurmaları. Bir de benim tadına bakayım. Görüntü üzeri çok güzel. Afiyet olsun. Yumuşacık. Ağza dağılan kıvam olur. Çok güzel. Tatlarımızla kapanışı yapacağız. Güzel bir akşam yemeği. Çok başarılı. Şimdi tatlı zamanı. Evet abicim. Fırın sütlaç. Bunlar evet. Kendi imalatımız. Köyden getirdiğimiz sütlerle yapıyoruz. Servis yaparken de üzerine süzme bal, Antep fıstığı ve fındık ilave ederek servis yapıyoruz. Künefe de kendi imalatımız. Peyniri dışarıdan hazır geliyor. Burada kendimiz presleyip servis yapıyoruz. Hemen tadına bakacağım. Çünkü görüntü dediğim gibi çok başarılı. Ben hemen sütlacın dibine daldırdım. Ballı bir şekilde. Efendim sütlacı. Hepsini biraz bu tarafa gönder. Müsaade et de bir tadına bakalım. Bal yoğunluğu geldi. Buna atom falan da diyebiliriz. Evet yani. Diyoruz. Atom diyoruz kendi aramızda. Yani bunu atom diye adlandırabiliriz. Evet. Çok başarılı. Afiyet olsun. Ben genelde sade çok severim. Hani böyle karış karış böyle. Çorbada bile limon sevmem. Baharat sevmem. Bu değişik bir tad olmuş. Abi şunu bana kessene. Nasıl yeneceğimi şey yap ya. Benim. Ha, sen onları hazırla abi bana. Şöyle görelim. Evet. Künefemiz hazırlanıyor. Bu arada hemen bunu bitireceğim. Sonra... Vallahi yakıştı yani patron. Ha, kaldır abi kaldır 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 öyle. Her şeyi kesince şey oluyor uzamıyor ha. Ver abi öyle bana. Künefenin tadına bakıyorum. Hepsi biraz bu tarafa gönder müsaade et de. Künefe çok da başarılı. Afiyet olsun. Yani hem ne yedin yani en azından çeşitli bir daha versene abi. Hemen abi. Anlayamadım yani başarılı ama. Evet şöyle bol bol abi elini koluna alıştırma abi ha. Ha öyle kaldır abi. Kaldır 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 abi. Ha. Şoförlerin niye geldiği anlaşıldı tamam. Gel abi. Bir diğer üşüleyelim mi? O devam edecek. Tebrik ediyorum. Bakın sevgili seyirciler, Konyaspor fanatikliği evet. Çok iyi. Lazım, destek lazım. Armanın peşindeyiz. Konyaspor taraftarıyız ve Konya'yı tebrik ediyoruz, kutluyoruz abi. Elinize sağlık. Sevgili seyirciler, böylelikle bir programımızın daha sonuna geldik. Cihan Beyli ile başladık ve akşam dönüş yolunda da altındakinin sınırları içerisinde bir akşam yemeği molası verdik. Teşekkür ediyoruz abi, her şey için. Afiyet olsun. İsmail abimize sevgilerimizi yolluyoruz. Kaptanlar gelmeye devam ediyor. Bitiriyorum programı.
Oraya da gideceğim. Her tarafa gideceğim. Allah razı olsun inşallah. Her tarafa gideceğim. Sevgili seyircilerimiz, burada konu muhabbet uzayacak gibi anlaşılıyor. Ben yayını kapatayım. Biz onlarla devam ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendini yoksa sultan mı sandın? Seninki sade isim benzerliği Süleyman.